Yükseköğretim Kurulu tarafından Akademik Arşiv Projesi kapsamında düzenlenen Ulusal Açık Erişim Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Programımızın ikinci gününde çalıştay oturumlarına devam edilecektir. Dördüncü oturumun konuşmacılarını sahneye davet ediyorum. Oturum Başkanı Gültekin Gürdal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Atatürk Fidanı Yaşar Üniversitesi. Doçent Doktor Umut Al, Hacettepe Üniversitesi. Hasan Lale, Yükseköğretim Kurulu Bilgi İşlem Daire Başkanı. Sönmez Çelik, Doğuş Üniversitesi. Toplantımızın bugünkü ilk oturumuna tekrar hepiniz hoş geldiniz. Dün yoğun bir gündü, bugün biraz daha sakin. Ama bugün de gerçekten çok sizlerin bundan sonraki çalışmalarınızda ışık tutabilecek, çok yararlı konuşmaların olacağı bir oturumlarımız var. Bu oturumlarda bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili, şu anda yürütülen Avrupa Birliği projeleriyle ilgili, son durumlarla ilgili gerçekten doyurucu bilgilerin olacağı oturumlar olacak. Oturuma geçmeden önce dün en son bu bizim ortağı olduğumuz Open Air Plus projesinde kapsamında bu hafta biliyorsunuz işte dünyada da açık erişim haftası çeşitli webinarlar düzenleniyor. Ücretsiz webinarlar web üzerinde. Onun duyurusunu geçen hafta paylaşmıştık. Bugün yine Portekiz'deki arkadaşlarımızdan bir duyuru geldi. Ve webinarlara bütün bu katılımcılarımızın da önümüzdeki günlerde Cuma'ya kadar devam edecek. İlgi duydukları konularla ilgili bu webinarlara katılıp bilgi sahibi olabilirler. Bugün tekrar paylaşacağız hangi linklerden oraya ulaşılabileceğini. Ayrıca Open Air için yeni bir haber bülteni çıktı ve bu sayısında Türkiye'yi ile ilgili de bir haber var. Türkiye'de açık erişimle ilgili neler yapılıyor, neler yapıldı ve bu toplantıyı da biz yetiştirdik oraya haber olarak. Ona da bakabilirsiniz. Şu anda ekrana verebilir miyiz acaba bilgisayarı? Evet, webinarlara buradan buradaki adresten erişebiliyorsunuz. Bunu ayrıca yine maillerde hemen bugün sizinle paylaşacağız. Yine Türkiye ile ilgili olarak da haber, yayınlanan haber burada. Türk Yükseköğretim Kurulu'nun açık erişimi nasıl hızlandırdığını biraz ön plana çıkarmaya çalıştık. Türkiye ile ilgili bu haberi de yine buradan okuyabilirsiniz. Şimdi ilk konuşmacımız Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Doktor Umut Al. Umut Al yine Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen Pasteur projesinin Avrupa Birliği'ndeki ortağı ve bu proje Medonet projesinin birazcık devamı gibi. Şu anda bu proje nasıl gidiyor? Hangi aşamada? Yenilikler neler? Onlarla ilgili bizi birazcık bilgilendirecek. Bu projeler gerçekten çok önemli. Özellikle Pasteur kurumsal arşivlerimiz için, açık erişim politikalarımızı oluşturabilmemiz için bize son derece yardımcı olan bir proje. Buyurun Umut Hocam. Teşekkürler Sayın Başkan. Herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Buradaki sunum başlığında Avrupa Birliği destekli açık erişim projesi Pasteur for Open Access sunumun belli bir kısmını oluşturuyor. Onun dışında dünkü konuşmalardan sonra birazcık sunumu değiştirme gereği hissettim. Daha belki açık erişimle ilgili bir takım rakamlardan da bahsetmeye çalışacağım. Sayıların ne söylediğinden. Genelde çok fazla konuşmak istemeyip de sayıları konuşturan tarzda bir yaklaşım olsun istedim. Tabii bu anlamda Türkiye'de neler yapılmalı kısmına da bir parça değinmeyi amaçlıyorum. Şimdi bu kısa sunumda şöyle bir giriş yapmayı düşündüm. Bir kere açık erişim oldukça sıcak konulardan bir tanesi. Daha önceden de böyleydi ama Türkiye için son zamanlarda daha sıcak hale geldi. Arada bir zaman var. Avrupa'nın bu işe zaman ve para ayırdığı dilimle bizim bu işe emek harcadığımız zaman arasında birazcık süre geçti. Burada görmüş olduğunuz projelerde Türkiye'nin partner olduğu Open Air, Medonet, Pasteur for Open Access Türkiye'nin de destek sağladığı projeler arasında yer alıyor. Bunların sayılarının artmasını
artacağını düşünüyoruz. Özellikle mesela OpenAI'den sonra OpenAI Plus'la devam eden süreç son derece önemli. Zaten ATA'da bir sonraki sunumda Horizon 2020 ile ilgili bu kapsamda yapılan çalışmalara değinmeye çalışacak. Ben kısaca Pasteur for Open Access'e geçmeden önce daha önceden yapılan işlerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Medonet bizim de içinde bulunduğumuz bir projeydi. Akdeniz ülkelerindeki açık erişimle ilgili olarak mevcut stratejileri ve yapıları, politikaları saptamayı hedefliyordu. Bununla beraber yine politika üretmek ve karar vermek durumunda olan kişileri açık erişimle ilgili olarak bunlarda bir şekilde farkındalık yaratmak ve açık erişim uygulama ilkelerine can vermek amaçlanıyordu. Bunu geliştirmek amaçlanıyordu. Yunanistan'ın proje yürütücülüğünde Hacettepe'nin de ortak olduğu farklı Akdeniz ülkelerinden kuruluşların yapıldığı bir yapıya sahipti. Tabii somut bir takım ürünler ortaya çıktı. Bu somut ürünlerden bir tanesi açık erişim takipçisi. Açık erişim takipçisinde açık erişimle ilgili bu bir önceki slide'daki ülkelerde ne yapılıyorsa ilgili dokümanlar, kaynaklar, kontak, iletişim bilgileri, kişiler vesaire hepsi buradaki açık erişim takipçisine yüklendi ve kamuya açıldı. Bir başka önemli çıktılardan bir tanesi dün belki bazılarınıza da dağıtıldı öğlen yemekten sonra yemek arasında. Araştırma yapan ve destekleyen kurumlar için açık erişim politika uygulama ilkeleri oluşturuldu ve burada görmüş olduğunuz işte İspanyolcadan İtalyanca, Fransızca farklı dillerde bunların yayılımı sağlandı. O ilkelerde ne vardı? O kitapçık halinde daha önceki İzmir'deki Çalıştay'a katılmış olanlar görmüştür. Proje ve açık erişim hakkında kısa bir bilgi ama daha önemlisi araştırma yapan kurumlar için ve araştırma fonlayan kurumlar için politika geliştirme ilkelerinin neler olduğu burada işaret edilmekte. Ve yine dün bahsedildi cut and paste hikayesi. Belki burada daha iyi anlamda kullanabiliriz. Oradaki uygulama ilkelerini kurumlar alıp kendi isimlerini ve eğer oradaki içeriği benimsiyorlarsa yazıp direkt hayata geçebilmeleri sağlanabilecek bir yapıya kavuştu. Model açık erişim politikası burada. Dün de sözünü ettiğim gibi arkadaşlarımız bunları dağıtmıştı katılımcılara. Elde edemeyen kişiler için ben buraya bir tane yansı koydum. Orada açık erişim açık arşiv info adresinden de tüm bu içerik erişime açık durumda. Buradan bu ilkeleri, politikaları artı Türkçeleştirilmiş şekilde Avrupa Birliği'nde açık erişimle ilgili neler yapılıyor bunları görebilirsiniz. Sayılar ne söylüyor? Sunumun bir kısmını buna ayırmıştım ama buradaki slaytların tamamını değiştirdim. Çünkü dünkü sunumlarda bunlarla ilgili birçok bilgi verildi. Ben farklı bir slaytla giriş yapmak istedim. Aslında ilk slaytım şuydu. Dünyada açık erişim ne zaman başladı, nasıl gelişti? Türkiye'de ne zaman başladı, nasıl gelişti? Bunun üzerine 5-6 slayt kurgulamıştım. Ama şöyle bir soru işaretiyle başladım. Bu x ekseninde zaman var, y ekseninde bir takım sayılar var. Sayıları görmüyorsunuz, zamanda da neye ait olduğunu bilmiyorsunuz. Ama açık erişimle ilgili bir takım şeyleri gösteriyor. Mesela şu gri olan şey, açık erişim dergilerinin listelendiği Doğaç'daki dergilerin sayısının yıldan yıla artışı ve 2003-2007 arası. O dilimi aldım sadece rastgele. Bir sonraki şey şu renk daha açık, daha renkli renk, canlı renkte. İşte açık arşivlerin, Open Door'daki açık arşivlerin sayısını görüyorsunuz. Bir başkası şöyle birazcık daha hızlı giden kısımda, daha farklı bir yıl aralığında Google Scholar'da başlığında Open Access geçen makaleleri görüyorsunuz. Bir tane de şurada şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bu topluluğa tahmin etmesi için sormak istedim. Orçun'dan muhtemelen yanıt gelir diye tahmin ettim ama. iPad satışı. Olabilir. Açık erişimle ilgili. Bu ilk gün bu saatlerde ya da bundan bir saat sonraki buradaki katılımcı sayısını gösteriyor. Bu katılım sayısını şöyle hesapladım. Bütün koltuklar doluydu. Sordum koltuk sayısını. Artı koltuk sayısı bölü 2 artı 80. O 80 de buradaki güvenlik görevlilerinin sayısı. Daha sonra birazcık şu örnekleme olaraktan sayıyı çıkardım. İşte Eloy'la Alman'ın oturumunda sayı hissedilebilir şekilde düştü. Sonra zaman ilerledi. İşte
Açık Erişim gönüllülerinin sunumunda Orçun Madran, İlkay Holt ve Gültekin Gürdal'ın sunumunda birazcık daha. En sonunda işte Bilge Hoca, Şirin Hoca ve Yaşar Hoca'nın sunumunda çok az da olsa bir şey, o da tabii günün yorgunluğu ve başka programlar vesaire nedeniyle buraya geldi. Ama şunu açıkça itiraf etmeliyim ki son derece keyifli sunumlar ve katılımcılar da takdir edecektir ki çok bilgilendirici içerikler elde ettik. Yine daha önce bu çalıştaylara ya da bu Açık Erişim'le ilgili toplantılara katılan insanlar olarak biliyoruz ki şu anki kalabalık son derece ciddi bir kalabalık. İki elin parmakları kadar az kişiye sunum yaptığımızda olmadı değil. Ben o sunumlardan bir tanesini Mersin'de yapmıştım ve bir takım rakamlar vermiştim. O rakamların bir kısmını güncelleyerek şimdi tekrar vereceğim ve bir takım karşılaştırmalar yapacağım. İlk olarak Doğaç'taki dergi sayıları, Türkiye Doğaç'ta görünür hale geldiğinden beri hep orada ilk sıralarda yer aldı. Yani eğer derginiz varsa, Açık Erişimli ise Doğaç'daydık. Ve bu zaten bir potansiyel olan ülke için son derece normal bir konu. Dergiler var ve oraya listelenmeye başlandı. Orada bir sorun yok. Yani hiçbir zaman da olmadı zaten. Ama mesela Open Doğar'da Açık Arşivler, şuradaki ilk sunumda ben bu karşılaşmayı Mersin'de yaparken Medyanet ülkelerini almıştım. Ülkeler 4 Şubat, o gün sunum yaptığım tarihi, 4 Şubat itibariyle rakamlar ve 20 Ekim 2014 tarihli rakamlar. Fark ediyorsanız Portekiz'de bir tane çıkmış. Elo'ya sorma şansım olmadı. Muhtemelen cevabını biliyordu. İşte bir tane daha ülkede çıkmış. Sayı azalmış İtalya'da. Onun dışında Türkiye dışında ciddi şekilde hissedilebilir sayı artışı kaydeden bir şey yok. Buna iki tarafta bakabilirsiniz. Dersiniz ki ya 3 katlık bir artış var. Ama zaten şu sayının 3 kat artması mümkün değil. Ama baktığınız zaman 15'ten 30'a geçen sürece sadece 8 ay içinde bu rakamla ulaşıldı ki dünkü sunumlardan bir tanesinde bu sayının aslında daha da fazla olduğu ama burada listelenmediğinin altı çizildi. O kurumların da bir kısa zamanda birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde burada yer almalarını diliyoruz. Daha önce binde şeklinde ifade edilen kısımda artık %1.7'lik işte 2727 tane açık arşivin içinde 45 tane açık arşivle yer alıyoruz. Open Doğar'daki temsiliyet kısmımız artmış durumda. Bunları farklı şekillerde gösterebilirsiniz. İşte makale sayısı diye bakabilirsiniz. Mesela Doğaç'taki. Onlarda da ciddi artışlar söz konusu. Bu bir aşamaydı bence. Ve şimdiki aşama artık bu kabuğun yaratıldıktan sonra kabuktan sonra içinin doldurulması. Hala kabuk yaratmayan kurumlar var belki ama ciddi şekilde bir sayı artışı söz konusu kısa sürede. Tabii benim bunları vermemin nedeni Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünde bir parça altını çizmek. Yani eğer biri yukarıdan derse ki bunları yapmak sizin için iyidir, o zaman görmüş olduğunuz gibi sayılar artıyor. Ama şimdi şu rakamlara dikkatinizi çekeyim. Bu rakamlar, kurumların adları önemli değil ama rakamların zaman içinde artması için çaba göstermek lazım. Çünkü dün Orçun Hoca'nın sunumunda işte ne kadar penguenimiz, kaç kişi penguen falan, hepimizin penguen olması lazım. Buradaki kritik yoğunluğu arttırabilmek adına. Sevindirici bir başka nokta, ben geldi sunumlarda iyimser davranmam ama bu sunum oldukça iyimser. İçerik türleri açısından. Mersin'deki sunumda 15 tane açık burada arşiv vardı. Bu arşivlerin içinde ağırlık tez türündeydi. Yani işte 15 tane 12'sinde tez var ama çoğunda tez dışında bir şey yok şeklindeydi. Bunun birazcık değiştiğini görüyorsunuz. Yine sevindirici bir nokta, mesela bakın burada veri setleri var. Veri setlerinin de bu arşivlere konduğunu gözlemlemek oldukça güzel. Roar Map'te acaba politika kısmında işimiz nasıl? Orada da yine bence 8 ay içinde iyi bir yol alındı. Tamam, rakamlar yine iki elin parmaklarını geçmiyor ama sonuçta görmüş olduğunuz gibi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında onlar bizden çok daha önce bazı şeyler hallettikleri için orada doygunluğa ulaşmış noktalar. Eğer bunu bir doygunluk olarak adlandırmak gerekirse bizde 3 olan sayı 8'e çıkmış ve onlar işte bunların içinde Hacettepe'den 2 tane işte tez arşivi ve makalenin yer almış olduğu arşiv var. İzmir Teknoloji Enstitüsü'nden daha önceden var ama biz bu sunumları yaparken ya da derslerde öğrencilerle konuşurken daha önceki yıllarda işte Ortadoğu Teknik Üniversitesi burada var diyorduk. Sonra işte
Gültekin Beylerin kurumu geldi. Sonra bizim arkadaşlarımız başlıklar yapıldı. Çok basit üzerine duruyorduk. Artık herhalde bir sonraki zaman böyle bir karşılaştırma yapmak gerekirse bu puntoyla bu ekrana sığmayacak diye tahmin ediyorum. Bu bir düşündürme kısmı. Yani acaba ne oldu da bu sayılar böyle arttı? Aslında bu içinde bulunduğumuz binadaki bir takım kararlar, Gültekin Beylerin çalışmaları, Yaşar Hoca'nın çalışmaları bunda son derece etken oldu ve işleri çözme yöntemimiz de birazcık böyle. Peki Pasteur for Open Access nasıl bir proje? Onu çok kısa bir sürede açıklamaya çalışayım. 30 aylık bir daha yeni bir proje. Şubat 2014 itibariyle başladı. Aslında burada amaç Avrupa Komisyonu'nun 2012'de bir tavsiyesi var. Bu tavsiyeyi etkin kılmak. Nedir o tavsiye? Hatırlamak lazım birebir. Üye ülkelerin kamu kaynaklarıyla yapılan araştırmalara açık erişim sağlayan ulusal politikalar oluşturmaları, araştırma fonu sağlayan ve araştırma yapan kurumların da bu doğrultuda kendi politikalarını geliştirmeleri ve bunların ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde koordine edilmesi gerekmektedir. Buradan çıktı. Ve son derece katılımcı, birçok farklı ülkeden kurumların olduğu bir proje. Hacettepe Üniversitesi de bunun bir parçası. Neler yapıldı bu kısa sürede ve neler yapılmayı hedefleniyor? Hepsi bir arada tek slide'da sunmaya çalışacağım. Bir kere bir uzmanlık, belli bir ekspertiz var. Bu uzmanları bir araya getirmek amaçlanıyor. Bu uzmanlar işte ilk günkü konuşmacılar, alanlarında yetkin araştırmacılar. İkisi de bu projenin içinde katkı veren kişiler. Alma Sıvan ve Yala Rodriguez'den bahsediyorum. İşte politika yapıcı kurumların belirlenerek bunların program, onlar için program geliştirilmesi var. Bu ekspertizi bir platform altında buluşturup bununla ilgili bir takım çıktılar yayınlamak, bunları Avrupa çapında insanlarla paylaşmak var. Ve tabii ki işte mevcut durumu analiz edip bu durumun daha iyi hale nasıl getirilebileceği konusunda bir takım politika geliştirmek ve politika yapıcıları etkilemek var. Türkiye'de ne yapılmalı? Sevindirici bence dünden sonra farkındalık adına ya birileri merak etmiştir. Daha önce kimse merak etmiyordu ama en azından birilerinin kulağına su kaçmıştır diye tahmin ediyorum. Ama bu slaytı daha önce de kullanmıştım. Yani çok fazla zaman geçmedi üzerinden. Akademisyenlerin ve kullanıcıların da bu işin bir parçası olarak kendilerini görmeleri lazım. Gönül böyle olmasını istemez ama gerçekler böyle. Yani biz biraz zorunlu tutulduğumuz zaman işi yapıyoruz. O yüzden bu araştırma sonuçları, kamu kaynakta yapılan araştırma sonuçları açık araştırmacıyla herkes açılması zorunlu olmalı. Hatta bu zorunluluk mesela ben bir TÜBİTAK'tan proje talep ediyorsam daha önceden TÜBİTAK aracıyla çıkarttığım ürünlerin açık arşivlerde yer alıp yer almadığı sorgulanmalı ve benden taahhüt alınmalı. Denmeli ki ya Umut sen bu araştırma sonuçlarını bütün çıkan ilgili şeyleri, verileri vesaireyle beraber bu repozitörlere, bu arşivlere koymak zorunda olmalısın ve bu değerlendirmenin ön koşulu olmalı. Öte yandan mesela burada hani YÖK'e teşekkür etmek lazım yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. Ama birazcık daha işte bu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun gündemine alınması konusunda çaba gösterilebilir. TÜBİTAK'ın gündeminde olmalı mutlaka surette. Özellikle açık erişim altyapısıyla ilgili olarak bu altyapıyla bütünleşme çabalarına hız verilmeli. Ve benim naçizane şöyle bir önerim var. Çok fazla kaynak var ama biz o kaynakları ülkemiz olarak istediğimiz ölçüde yararlanamıyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var ama özellikle açık erişim alanında yapılabilecek, açık toplum, açık veri konularında yapılabilecek çok ciddi proje olanakları var. Bu proje olanaklarıyla ilgili olarak bakılmalı ve bu projelerde yer almak için çaba gösterilmeli. Ben sunumumu burada noktalıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umut Hocam'a teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sunumdu. Evet, dediği gibi üzerine rol düşen kurumların daha fazla rol aldığı zaman bu gelişme bu kadar hızlı zamanda 2'ye 3'e katlandığını görüyoruz. Demek ki yeterince herkes rolünü üzerine alırsa çok hızlı bir şekilde biz de dünyadaki diğer benzer ülkeleri yakalamamız mümkün. Ve Umut Hocam da üstünü çizdi, dün de üstünü çizildi. Buradaki en önemli şey TÜBİTAK. Bir fon sağlayıcı olarak TÜBİTAK bu işte gerçekten önemli rol almalı
Ve şu anda Avrupa Birliği projeleri karşısında bizim ulusal koordinatörümüz TÜBİTAK görünüyor ve açık erişimle ilgili ulusal referans kişimiz hala atanmış değil. O yüzden bu sorunlarımızın bir an önce çözülmesini inşallah umut ediyoruz. Evet, ikinci konuşmacımız Yaşar Üniversitesi'nden sevgili Atatürk Gidan'ı. O da Open Air projesiyle ilgili son durum nedir, neler yapıyoruz? Onunla ilgili birazcık sizlere yeni bilgiler paylaşacak. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepinize verimli bir toplantı geçirmenizi diliyorum. Ve katılımlarınızdan dolayı hepinize de teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Bugün sizlere Open Air Plus projesi ve Zenodo açık arşiv altyapısı hakkında kısa bir bilgi sunmaya çalışacağım. Bu kapsamda Open Air'in almış olduğu yol, ardından Open Air Plus projesi ve Horizon 2020 hedefleri hakkında da kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Open Air bu yılın başında, daha doğrusu yaz döneminde öncelikle arayüzünü değiştirdi ve interaktif sizlerin de üyesi olup buradaki faaliyetlerden haberdar olabileceğiniz, burada ulusal kontak noktalarıyla iletişime geçebileceğiniz interaktif bir web sayfası hazırladı. Ve www.openair.eu üzerinden de bunu sundu. Open Air sayfasında da yine tüm dünya ile aynı zamanda kutlamakta olduğumuz açık erişim haftası hakkında da yine duyurulara ulaşmanız mümkün. Peki Open Air Türkiye masasında kimler var? Bu konuda sizlere kimler destek sağlamaya çalışıyor? Türkiye'deki proje ortağı Open Air Plus projesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve koordinatörümüz Sayın Gültekin Gürdal. Aynı zamanda da Gönül Hanım da kendisine kurumunda destek veriyor. Bununla birlikte sizlerin bu alanda yapmak istediğiniz çalışmalar konusunda da sizlere ben Yaşar Üniversitesi'nden Atatürk Fidan'ı, Doğuş Üniversitesi'nden Sönmez Çelik, İpek Üniversitesi'nden Burcu Bulut ve Özyeğin Üniversitesi'nden İlkay Holt destek vermeye çalışıyoruz. Open Air Yardım Masası kendi yeni arayüzünde kendisini geliştirdi. Burada bizlere sizlerin taleplerinin aktarılabileceği bir ticket system olarak geçiyor, bir bilet sistemi oluşturuldu. Sizler de kullanıcı adı ve şifreleriniz oluşturarak burada Open Air altyapısı, özellikle kurumlarınızda proje sahiplerinin araştırma çıktılarını burada yayınlayabilmek adına yapmak istediğiniz çalışmalar konusunda da buraya çeşitli sorularınızı, görüşlerinizi iletiyorsunuz. Bunlar Gültekin Bey'in hesabına düşüyor. Orada değerlendirmeleri yapılıp sizlere mümkünse cevapları sunuluyor. Open Air'in genel kapsamından söz edecek olursak da Avrupa Birliği'ndeki kurumsal arşiv altyapısını merkezileştirmek, Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Araştırma Konseyi'nin öngördüğü ve fon desteği sağladığı projeleri, bununla birlikte bizim gibi potansiyel Avrupa Birliği üyelerin desteklenmiş 7. çerçeve programı tarafından desteklenmiş fonlu projelerinin yine bu açık arşiv altyapısı altında dizinlenmesini sağlamak amacıyla merkezi ancak çok katılımlı bir proje olarak Open Air 2008 yılında Open Air adı altında başlayıp 2011 Aralık ayında resmiyetini kazanıp Open Air Plus ismini alan ve bir üst aşamaya geçen bir proje. Burada son dönemde tabii ki Mart'tan bu yana özellikle tabii ki YÖK'e bu konuda teşekkür etmek gerekiyor. Ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaylar kapsamında kurumların da tabii ki hassasiyeti için ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde kurumsal arşivlerin kurulması, bunların aynı zamanda Open Air uyumlu hale getirilmesi ve Open Doğar altında dizinlenmeye başlaması zaten bizlerin görmüş olduğu sevindiğimiz hususlar, ancak aynı zamanda Avrupa'daki partnerlerimizle de bunları görüştüğümüzde onların da dikkatini çeken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bu konudaki hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz. Open Air kapsamı altında biz ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Evet, veri madenciliği ve istatistikler, aynı zamanda araç raporlamaları bizim için
biraz yeni hususlar. Bizler diliyoruz ki daha fazla kurumumuzda daha fazla proje ortağına ulaşılıp onların araştırma çıktılarının daha fazla sayıda bu dizinlerde yer alması ve ardından da bunların ileride biraz sonra bahsedeceğimiz Enoda arşivi altında da yer alması hususunda çalışmalarımızı yardım masası hizmetleriyle sürdürüyoruz. Şu anki aşamada özellikle açık erişim listesi üzerinden sizlerin kurmuş olduğunuz arşivler hakkında özellikle sağ olsun Sönmez Bey'in cevaplamaya çalıştığı teknik hususlar konusunda önemli bir hizmet sağladığımızı ümit ediyoruz. Temelinde hedef bir kitlemiz, hizmetlerimiz ve erişim durumumuz söz konusu. Burada az önce bahsetmiş olduğum şekilde öncelikli olarak Avrupa Birliği'nin fon desteği sağladığı projelerimiz bizim hedef noktamız. Burada kimlere ulaşmak istiyoruz? Araştırmacılara, bu araştırmaların yöneticilerine, içerik yöneticilerine, proje koordinatörlerine ve fon sağlayıcılarına. Bu noktada yapmaya çalıştığımız hizmetleri ise araştırma çıktılarına ait raporlar oluşturmak, bunlarla ilgili kullanım istatistikleri sağlamak. Şu an OpenAir altyapısında istatistik sayfası tam verimli çalışmıyor ama biz onu da bizim bağlı bulunduğumuz Güney Avrupa bölümüyle görüştüğümüzde yakın zamanda bunu da etkin olarak çalışacağının bilgisini aldık. Bununla birlikte açık erişim konusunda bu bilimsel çıktıları görüntülemek de artık bizim için önemli. Tabii ki açık erişim savunuculuğu, bunu elimizden geldiğince açık erişimin önemini, yararları konusunda yapmış olduğumuz çalıştaylar, toplantılar ve ziyaretlerle mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da ilerleyen dönemde de çok amaçlı Zenoda arşivine katkı sağlamak. Burada birazdan bahsedeceğim ama kısaca girmek gerekirse Zenoda artık bizim klasik anlamda aklımıza gelen makaleler, araştırma çıktılarının gibi kitap bölümleri vesaire gibi kaynakların dışında artık veri setlerine de yoğun şekilde odaklanmış durumda ve örnekler içerisinde artık bu araştırmalara ait veri setlerinde büyük, hatta 1 gigabaytları, yani gigabaytları geçen boyutlarda da verileri de yine görmeniz mümkün. Şu anda dün Gültekin Bey bu rakamdan bahsetmişti, tutarlılık arz etmesi açısından sevindim ben de. 8.7 milyon açık erişim kaynağı erişmeniz mümkün. Buradan 460'tan fazla veri sağlayıcısının yine iletişim bilgilerine, kendileriyle ilgili bilgilere ulaşmanız mümkün. Ve şu anda görünen Avrupa Komisyonu ve Wellcome Trust olarak iki fon sağlayıcının da resmi bilgilerine ulaşmanız mümkün. Umut ediyoruz yarın öbür gün TÜBİTAK'ı da burada göreceğiz. Bütünleşik bir bilimsel iletişim ve bilgi ağı oluşturuyor. Artık tüm aktörler birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Yazarlar, veri setleri, yayınlar, veri sağlayıcılar, projeler, organizasyonlar, hepsi bu çalışmaların çok önemli birer parçası ve hepsi birbiriyle iletişim içerisinde. Bize 8.7 milyon yayın sağlıyor. Veri sağlayıcıları az önce bahsettiğim üzere. Aynı zamanda iki fon sağlayıcıya bağlantılı 80 bin yayını, yayınlara bağlı şu an için 700 veri setini ve 33 bin organizasyonu görme olanağını sağlıyor. 7. çerçeve programları kapsamında Avrupa'da bir istatistik oluşturulmaya çalışmış. Bunu paylaşmaya çalıştık. Bunlar harmanlanan veriler kapsamında OpenAir portalında şu an 3180 veri görülüyor ama bu yılbaşından bir veri olduğu için bu rakamın artmış olduğunu tahmin ediyoruz. Ve örnek diğer alanlarında otorite arşivlerdeki son durumları ve bununla ilgili sayılarla ilgili küçük bir tablo. Şu an 684 bin toplam yayın içerisinde 27 bini 7. çerçeve programı kapsamında yanda görmüş olduğunuz bir takım notlarla dizinlenmiş durumda. Evet.
OpenAir'in ardından da OpenAir Plus'ın almış olduğu yol Avrupa'da özellikle proje yürütücüleri için çok bir büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu bizim için de tabii ki bu sürece devam etmemiz için önemli bir destek sağladı. Bu kapsamda da öncelikli olarak Horizon 2020 için 2015-2018 dönemi proje önerisi sunuldu. Burada önemli bir husus, yaptığımız ziyaretlerde de bizim için bize yol göstermesi açısından, evet, Türkiye'nin şu anda ilerlemekte olduğu hedefler çok iyi. Bununla birlikte lütfen öncelikle OpenAir uyumluluğunuzu sağlayın. Ardından da lütfen proje ortaklarınızla iletişime geçip artık araştırma çıktılarınızın da bu arşivleriniz içerisinde, uyumlu arşivleriniz içerisinde yer almasını sağlayın diye bir not iletildi. İlerleyen dönemde bu rakamlar arttıkça artık açık yarışımın bilimsel etkinliğinin ölçümü de bizim için kolay olacak. OpenAir verisinin bağlantılı açık veri olarak sunulması bu konuda yine yeni bir çalışma alanı olarak karşımıza geliyor. Hassas veriler için anonimleştirilmiş hizmetler işin içine giriyor. Hassas veri kavramını incelediğimiz zaman yasal sınırlar içerisinde bu projelere ait, bu projelerde yer alan kişi ve kurumlara ait kişisel bilgilerin de yasal çerçevede paylaşılması anlamına geliyor ve bunu artık herkesle paylaşmayı öngörüyorlar. Tabii ki bunun teknik tarafında da pilot veri kapsamında veri setlerine bağlantılı linkler ve Zenodo arşivi yer alıyor. Avrupa'nın bilgisini kapsamak olarak çevirdim ben bu sunumu hazırlarken onların iletmiş olduğu sunumlardan. Avrupa'nın bilgisini kapsamayı artık amaçlıyor OpenAir projesi. OpenAir yayın arayüzü içerisinde bir açık, artık açık veri iyi de tartışmaya başladığımız bu günlerde bu ilişkiyi birbiriyle sağlamaya çalışıyor. Ve daha geniş bir altyapıyla daha fazla veriyi bizlere sunmak ve paylaşmak istiyor. 2008'den Horizon 2020'ye kadar geçen süreçte elbette çok büyük değişiklikler ve beklentiler söz konusu oldu. Önceliğimiz 7. çerçevede özel madde 39'u içeren ve kesinlikle bu proje paylaşılması gereken proje çıktılarını içeren kaynakları bizlerden beklentisiydi arşivlerde sunmak için, ama artık Horizon 2020 hedefinde tüm fon desteği alanların bu çalışmalara katkı sağlaması zorunlu hale getirilmek isteniyor. %20'lik bir program kapsamıydı bu, ancak artık bu hedef %100'e ulaşacak. Kurumsal arşivlerde depolama tabii ki devam edecek. Proje süresince altın ödemeler olarak geçen husus proje sonrası altın ödemeler olarak kendisini güncelliyor Horizon 2020'de. Makale işlem ücretleri için kaynaklar yaratılmaya ve araştırmacıları bu maliyetlerden kurtarmaya yönelik hedefler belirleniyor. Bununla birlikte açık erişim dergilerde yayın için yine teşvikler yaratılmaya çalışılacak. Sürdürülebilir ve rekabetçi modeller, iş akışları kapsamında da araştırmalar daha fazla desteklenecek. Tabii ki daha önce Avrupa Araştırma Konseyi açık erişim yönergeleri kapsamında ise ambargo sürelerinin düzenlenmesi söz konusuydu. Bunlar da yine Horizon 2020'de dikkat edilmesi gereken hususlar olacak ve artık açık veri tarafıyla uğraşmaya başladığımız bu dönemde de çalışmalar buna doğru yönelecek. OpenAir'in gelecek dönemi için şu an 41 ortağı var, 50 ortak ve 42 aylık bir süre öngörülüyor. Zorunluluk politikalarını destekleyen kilit hizmetler burada ön plana çıkıyor. Daha kaliteli ve geniş kapsamlı kurumsal arşiv bütünleşmesi için genişletilmiş hizmetler ortaya çıkıyor. Yayın veri bağlantılarına odaklanılıyor. Yazılıma eklenmiş bağlantılar söz konusu oluyor. Yeni akademik iletişim modellerine önem veriliyor.
küçük ve orta boy işletmeler için inovatif hizmetler sunulması konusunda Avrupa'da da görüşmelere başlanıyor. Biz de burada nasıl sanayi ortaklığı vesaire küçük orta boy işletmelerle ya da büyük işletmelerle sanayi ticaret ortaklıklarından bahsediyorsak Avrupa'da da bu yönde bir algı söz konusu. Yasal bir kimlik kazanıyor artık 2016 yılında Open Air ve fizibilite ve sunulacak fizibilite ve sürdürülebilirlik raporuyla gelecek hedefleri ve kararları artık yasal bir zemine oturacak ve hep bu projeye dahil olan herkes bunlar konusunda zorunlu şekilde hareket edecek. Aynı zamanda da operasyonel yönetim aslında şu anda yine kendi içimizde biz iyi bir iletişim ağına sahip olduğumuzu düşünüyoruz ama bununla daha da iyileştirilmiş olacağı öngörülüyor. Sunumun son bölümünde size kısaca Zenodo arşivinden bahsetmeye çalışacağım. Zenodo Open Air ve CERN işbirliğiyle kurulmuş. Altyapısında sadece az önce bahsettiğim araştırma çıktılarını değil, bu araştırma çıktılarına ait veri setlerini de çok düzgün bir şekilde dizinleyen ve sunan bir yapıya kavuştu. Aynı zamanda fon bilgilerine de yine bu platform üzerinden ulaşmak mümkün. Güzel Beyaz'ın çıkıp çıkmayacağı konusunda emin değildim. İhtiyaç duyulan artık tüm araçları bizlere sunmayı planlıyor Zenodo. Bu kapsamda da veri paylaşımı ve atıflar için herkesin erişimine olanak sağlayan bir yapıya kavuşuyor. Araştırma çıktısının tüm içeriğini, yani başlangıcından sonuna kadar tüm içeriğini destekleyip bize sunan bir yapıya sahip ve bilimsel topluluklar için de koleksiyon oluşturma şansına bu arayüzde sahip olacaksınız. Tarama sonuçlarına girdiğimiz zaman arayüzü gördüğünüz şekilde Zenodo'nun www.zenodo.org. Burada da yine kişisel hesaplar yaratabilir. Araştırma çıktılarını inceleyip bunlardan yararlanma şansımız da ve sunma şansınız da var. Altyapısında taramalar çıktıktan sonra yan tarafta da metadatasına da ait bilgiler, bununla birlikte fonlarla ilgili de bilgileri yine bu tarama sonuçlarında görme şansınız mümkün. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok özür dilerim. Bizlerle ilgili ve Open Air ile ilgili iletişim adreslerini de aşağıda görüyorsunuz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Bir iki küçük ekleme de bulunayım ben de. Zenodo Open Air projesi ve CERN ortaklığıyla yapılmış bir proje. Bu Ata bahsetti bundan ve özellikle veri setlerini, yani araştırma verilerini saklamak amaçlı yapılmış bir proje. Şu anda kurumsal arşivlerde tamamen araştırma verilerinin yeniden kullanılabilir formatta saklanmasıyla ilgili sorunlar var. Zenodo şunu öneriyor bütün Avrupa ülkelerine. Siz istediğiniz büyüklükteki araştırma verinizi üretebilirsiniz. Şu anda bunu saklayacak ve yeniden kullanılabilir formatta bulunduracağınız bir ortamınız yoksa Zenodo'da saklayabilirsiniz. Ne zaman böyle bir ortamınız olursa da Zenodo sizin bütün verilerinizi tekrar size geri verip kullanmanızı sağlayacak. Ama o döneme kadar da bütün araştırma verileri diğer araştırmacıların kullanımına açılmış olacak. Ve Avrupa Birliği projelerinde 2020'nin en önemli şeylerinden biri makale işlem bedeli olduğunu söyledi Ata. Artık Avrupa Birliği'nden proje alan bütün araştırmacılar için yayınlarını açık erişim yapabilmeleri için projelerine bütçe koyuldu. Yani artık kendi projelerinden araştırmacılar makalelerini açık erişim yayınlayabilmek için para harcayabilecekler. Ve Open Air Horizon 2020 Ufuk 2020 olarak adı değişiyor. Ocak ayından itibaren Avrupa Birliği devam etmesini onayladı. 42 aylık bir proje olacak ve Avrupa Birliği'nin en büyük bütçeli projelerinden bir tanesi olarak Ocak ayında ilk toplantısıyla kısmetse tekrar başlıyoruz. Şimdi yine çok önemli bir konu, herkesin merakla beklediği konulardan bir tanesi, Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi'nin harmanlama sistemi. Bu konuda çok yoğun çalışan, yani diğer, yani bu projenin başladığı günden itibaren bize her zaman bütün desteğini, yardımını hiç esirgemeyen GÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan Bey bu konuda bize bilgiler verecek.
şu ana kadar neler yaptık, neleri test ettik, bundan sonra neler yapacağız, onlarla ilgili sizi bilgilendirecek. Buyurun Hasan Bey. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben size bugün harmanlama sistemimiz, hedeflerimiz konusunda bir bilgilendirmede bulunacağım. Tabii bu yaparken de projenin başlangıcından bugüne kadarki geldiğimiz aşamalardan da bahsedeceğim. Öncelikle bu projenin amacı neydi? Bu projenin amacı Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi'nin de Türk Yükseköğretim Sistemi'nin ürettiği tüm bilimsel çalışmaların üniversiteler tarafından oluşturulacak kurumsal akademik arşivlerde toplanması. Oluşturulan arşivlerin uluslararası standartlara göre organize edilmesi, YÖK Başkanlığı'nda kurulacak akademik arşiv sistemi üzerinden merkezi olarak harmanlanarak ulusal ve uluslararası tüm kullanıcının erişimine sunulması hedeflenmiştir. Proje ile kurumlar uluslararası sistemlere entegre edilecek, üniversitelerimizin araştırma ve yayın performansları incelenebilecek, izlenebilecek, üniversitelerimiz ile sanayi arasında bir arayüz oluşturulacak. Hem sanayi ile üniversitelerimiz arasında hem de üniversitelerimizin kendi aralarında işbirliğinin artmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu sistem önümüzdeki dönemde YÖKSİS ile entegre edilerek YÖKSİS ile Yükseköğretim Açık Akademik Arşiv Projesi arasında veri alışverişi sağlanacaktır. Proje kurulumuz bünyesinde Yükseköğretim Açık Arşiv ve Kurumsal Arşiv Projesi Çalışma Grubu'nun oluşturulması ile 3 Ocak 2014 tarihinde başlamıştır. Çalışma grubu ilk toplantısını 13 Ocak 2014 tarihinde yapmış ve bir çalışma takvimi hazırlamış ve proje kapsamındaki hedeflere ulaşabilmek için atılacak adımları belirlemiştir. Buna göre veriler uluslararası standartlara uygun olarak üniversitelerimiz tarafından toplanacak. YÖK'te kurulacak bir harmanlama sistemi üzerinden toplu biçimde taranabilecek. Bu çalışmaların tarama motorları tarafından indekslenmesi sağlanacak. Verileri YÖKSİS üzerindeki özgeçmiş modül üzerinden erişilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Ayrıca Ulusal Tez Merkezi de bu projeye entegre edilerek veri tabanında bulunan 360 binden fazla tezin bu sistem üzerinden araştırma hizmetine sunulması sağlanacaktır. Peki, projenin başlangıcından şu ana kadar gerçekleşen aşamalar nelerdir? Gelinen aşamalara bakacak olursak, projeye katılacak üniversitelerin ihtiyacı için ANKOS Açık Erişim Kurumsal Arşivler Grubu tarafından hazırlanan Açık Erişim Tartışma Listesi'nin Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi içinde kullanılmasına karar verilmiştir. Ve eğitim seminerlerine katılan tüm kullanıcılar bu listelere üye olmaları için bilgilendirmede bulunulmuştur. Tartışma listesi aktif olarak kullanılmakta, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bu platform üzerinden paylaşılabilmektedir. Çalışma grubu proje başlangıcından itibaren mail ve tartışma listesi aracılığıyla üniversitelerimize bu çalışmalarında gerekli desteği sağlamakta ve katkıda bulunmaktadır. Üniversiteler kendi açık erişim politikalarına temel olabilecek bir çerçeve politika dokümanı grup üyeleri tarafından hazırlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca resmi yazı ekinde üniversitelere gönderilmiştir. Yine Yükseköğretim Kurulu ev sahipliğinde 3 Mart 2014 tarihinde Açık Erişim Kurumsal Arşiv Telif Hakları, DSpace yazılımı ve proje ile bilgilerinin verildiği bir eğitim semineri ile 30 Mayıs 2014 tarihinde Kurumsal Açık Erişim Arşiv Yazılımı Veri Giriş Eğitim Programı adı altında eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerlere üniversitelerimizin kütüphane ve dokümentasyon daire başkanları, müdürleri ve bilgi teknolojileri uzmanları katılım sağlamıştır. YÖK bünyesinde akademik arşiv portali hazırlanmıştır. Eğitim dokümanları bu projeyle ilgili bilgiler buradan paylaşılmaya başlanmış. Bu sayfa sürekli olarak güncellenmektedir. Projeye dahil olan üniversitelerimizi takip etmek amacıyla Açık Erişim web sayfamızda bir takip listesi programı hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Buradaki verilerden hareketle 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle 160 üniversitemiz projeye katılmış bulunmaktadır. Bunlardan 124 üniversite sistem kurulumunu tamamlamıştır. Diğerlerinde ise kurumlu çalışmaları devam etmektedir. Kurulumu tamamlayan üniversitelerden 66 üniversite veri giriş işlemlerine başlamıştır.
Bu üniversitelerimiz proje kapsamında 76 binden fazla yayının kaydını yapmışlardır. Yükseköğretim Kurulu tarafından da bir de DSP sunucusu kurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu'nun yayınları ve istatistiklerinin yer aldığı kurumsal arşiv koleksiyonu bu sunucu üzerinden uygulamaya alınmıştır. Peki, üniversitelerimizdeki açık erişim sunucularında depolanan verilerin indekslenmesi ve YÖK merkezi üzerinden bilgilerin arandığı bir arama motoru hazırlanmaktadır. Şu anda test amaçlı olarak uygulamaya da alınmıştır. Uygulanan adresi açıkarşiv.gov.tr/jspu adresi üzerinden buraya erişilebilmekte. Nitekim başkanımız bu konuyla ilgili bir ilk sunumunda da sayfayı göstermişti. Burada örnek olarak Türk dış politikası araması yapılmış durumda. Ekranın sol tarafında yeşile yazılmış üniversiteler şu anda bizim sistemimiz tarafından harmanlanabilen üniversitelerdir. Sağ tarafındaki üniversiteler ise kurullarını yapmış ancak içerisine veri yüklememiş veya harmanlama için gerekli olan ayarlamayı yapmadıkları için bizim tarafımızdan harmanlanamayan üniversitelerdir. Burada bir arama yapmak istiyorsak yukarıdaki arama butonundan aradığımız kelimeyi, aramak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Sistem bunun içerisinde gerekli aramayı yapıyor. Mesela burada toplamda 1571 kayıt bulunmuş vaziyette. Burada Türk dış politikasının bütün kelimeleri tek tek aranmakta. Eğer bilgiyi tırnak içerisinde yazarsanız bu bilgiyi sadece o kelimelerin geçtiği bilgilerde arayabiliyoruz. Evet. Buradan istediğimiz yayını bulup tıkladığımızda meta bilgileri ortaya çıkıyor. Meta bilgilerinde arama sonucunda bulunan öğenin başlığı, yazarların bilgileri, anahtar kelimeler, yayın tarihi, yayıncı bilgisi, atıf bilgileri, yayının özeti, yayının erişim adresi, ISBN numarası ve hangi koleksiyonlarda görüldüğü bilgileri yer alıyor. Yayına erişebilmek için URL adresine tıklanması gerekiyor. Diyelim ki buradaki URL adresine tıkladık. Karşımıza ilgili üniversitenin üniversitede bulunan yayın geliyor. Bu yayın eğer açık erişim kapsamında yayınlanabilen bir yayınsa biz bunun tam metnine erişebiliyoruz. Aksi takdirde meta verileri bizim için erişebileceğimiz veriler oluyor. Yayının içerisini açtığımızda da tam metine ulaşılabilmekte. Peki biz bu harmanlama sistemini yaptık fakat istediğimiz sonucu elde edebildik mi? Bu sistem içerisinde sorunlarla karşılaştık. Neydi bu sorunlar? İlk önce kayıt girişindeki standartizasyon sorunları. İşte üniversitelerdeki, arşivlerdeki, kayıtlardaki Türkçe karakter problemleri doğal olarak bizim sistemimize de aynen aktarıldı. Bu sorun üniversitelerin DSPS kurumlarındaki ayarlarından kaynaklanıyor. Üniversiteler kurum ayarlarını düzelttiklerinde sorunun giderildiği görüldü. Diğer bir sorunsa kurumsal arşivlere girilen kayıtların üst verilerinde standartizasyon sağlanmalı. Bu veriler bir standart halinde girilmediği takdirde arama istenen sonuçlara ulaşamıyor ve uygun bir görüntü de oluşmuyor. Bunun için Türkçe'ye çevirisi yapılan Driver Rehberi 2.0 ile örnek arşivdeki kayıtlar rehber alınmalıdır. Bugün öğleden sonra da bu konuyla ilgili Gülsün Hanım bir bilgilendirmede bulunacak. Diğer bir problemimiz URL. Aradığımızda kayda erişme problemi. Harmanlama sisteminde bazı harmanlanan kayıtların URL adreslerinin harmanlama sistemi tarafından değiştirildiği görüldü. Yani üniversitede adres doğru ama ben harmanlıyorum, benim tarafıma geldiğimde adres değişiyor. Dolayısıyla ilgili kayda erişemiyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalar ve testlerimiz devam ediyor. Henüz tam bir sonuca erişemedik. Bazı üniversitelerin handle konfigürasyonunu doğru yapmadığı ve bunun harmanlama sistemimize yansımasından dolayı sistemde yanlış URL bilgileri görülmekte.
Konu ile ilgili üniversiteler iletişime geçilerek handle ayarlarının doğru yapılması sağlanıyor. Handle ayarlarının nasıl yapılabileceğine dair bir bilgilendirme e-postası da üniversite sizlere gönderdik. Buna işte ekrandaki açık erişim DSPS adresinden erişebiliyorsunuz. Diğer bir konu verilerin eksik gelmesi. Şimdi bizim harmanlama motorumuzu biz bu YÖK'teki koleksiyonun bulunduğu sunucuyla aynı sistem üzerinde kullanalım ve harmanlamayı da bu sistem üzerinden yapalım düşüncesiyle harekete geçmiştik biz. Fakat DSPS dışındaki kurumsal arşiv sistemlerinde verilen verilerin tümünün harmanlanmadığını gördük. Bu da bir problem bizim şu an için çözmemiz gereken. Diğer bir problem, aynı kaydın birden fazla koleksiyonda bulunması. Aynı kayıt birden fazla koleksiyonda bulunması halinde harmanlamada hatayla karşılaşıyoruz. Bilgiyi bir türlü harmanlayamıyoruz. Bunun aynı kayıt olduğunu bulabilmek için epey bir çaba harcadık aslına bakarsanız. Sonuçta bir şekilde çift kayıttan olduğu anlaşıldı. İlgili kayıtları tek indirmesinden sonra harmanlama sorunu giderilmiş oldu. Diğer bir sorun, üniversitelerde yapılması gereken krontop ayarlarındaki eksiklikler. Üniversite arşivlerinde DSPS yapılandırılmasında krontop ayarlarının eksikliğinden dolayı girilen kayıtların harmanlamaya hazır olmadığı görülüyor. İlgili üniversiteler görüşülerek sorunlar gideriliyor. Performans sorunlarımız var. Harmanlama sistemi sırasında bazı performans sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Harmanlama sisteminin yavaş harmanlandığı, harmanlama sisteminin harmanlama işlemini yaparken hizmet verilemez duruma geldiği de görülmekte. Yani şu anki harmanlama motorumuz evet bir şekilde bir şeyler harmanlıyor ama bizim istediğimiz düzeyde bir harmanlama gerçekleştiremedi. Peki biz bundan sonra neler yapacağız? Hangi adımları atmamız gerekiyor? Öncelikle harmanlamada bir seçim yapmak zorundayız. Şu anki DSPS harmanlamasında DSPS harmanlama açısından, buna altını çizeyim, bize istediğimiz performansı vermedi. PKP Open Harvester sistem üzerinde şu anda kurulumunu gerçekleştirdik. Bu yazılımın bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu ilk izlenimimiz DSPS oranına daha verimli bir yazılıma olduğunu hissediyoruz diyeyim. Henüz daha tam bir karara varamadık. Diğer bir harmanlama motor ise ARC Harvester. Bunu da Portekiz sistemi kullanıyor imiş. Onlarla da temas halindeyiz. Gerekirse onlardan teknik destek de alabileceğiz gibi gözüküyor. Şimdi harmanlamada peki yapacağımız diğer işlemler veri kontrolü. Biz sizden bilgileri sisteme giriyorsunuz. Biz de bunları harmanlıyoruz. Fakat burada girilen verilerde bir verilerin standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi gerekecek. Bu konuda bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda aynı verilerin çifter kayıt olarak oluşmaması için de çalışmalar yürüteceğiz. Şimdi üniversitelerimiz koleksiyonu oluşturuyorlar. YÖK bunları harmanlıyor. Harmanlanan bu sistemlerin de uluslararası arama motorlarına üye olarak tüm dünya üzerinden erişilebilmesi sağlanacak. Bir konuda bu verileri sistemlere giriyoruz ve girilen sistemlerin özgeçmiş ve YÖKSİS'teki diğer modüller ile entegrasyonun sağlanması konusu söz konusu. Burada özgeçmiş çalışmalar aşamasındaki çalışmalarımızdan bahsetmek istiyoruz. Biz özgeçmiş modülün yeni versiyonunu yazdığımızda şunlar ortaya çıktı. Eğer ben bir yazarı takip etmek istiyorsam mutlaka bir yazarın ID'sine ihtiyacım var. Aksi takdirde isimle bu işler olmuyor. Uluslararası işte Web of Science gibi kurumlarda zaten bunu anlamış vaziyette. Onlar da bir ID verme çabasında. Yayını takip edeceksem, yayını takip edebilmem için de yayının bir ID'sine ihtiyaç var. Peki biz bu işte yazar ID'si için bir çalışma yaptık. Dedi ki ne yapalım? Biz bir kurumları bir araya getirelim. Bu konuda bir ortak konsensüse ulaşabilir miyiz? YÖK bünyesinde, YÖK'ün öncülüğüyle Kültür Bakanlığı, TÜBİTAK, ULAKBİM,
ve Milli Kütüphane'nin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grupta işte bu konuyla ilgili nasıl adımlar atabiliriz'in toplantıları gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı biliyorsunuz bu seri dergilerin çıkarılması dergilerinin bir aidesini veriyor, ISSN. Aynı zamanda bu numarayı işte ülkede kim vermeli konusu ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı bunda bir öncülük yapmak istedi. Ben ISSN'ı kullanabilirim dedi ve bununla ilgili bir çalışmaya başladı. Bizse tabii bunlar bir süreç, yani ne zaman sonuçlanacak bir yazar aidesi, insanların bir yazar aidesi alması uzun sürüyor. Dedik ki Türkiye'deki bütün akademisyenler bizim elimizde, bunların da her birinin bir TC kimlik numarası ile birlikte biz tutuyoruz. Bir ID verelim ama bu ID TC kimlik numarası olmasın, çünkü TC kimlik numarası öyle işte uluslararası alınacak, kullanılacak bir ID olmaz. Ve her birine birden başlayarak akıllı olmayan bir numara verdik. Biz bunu kendi içimizdeki tekilleştirme aşamalarında kullanmak için oluşturmuştuk. Fakat bunun gördük ki yaygınlaşması ihtiyacı var. Nasıl yapabiliriz de bunu diğer ulusal yayınların takibinde kullanabiliriz? Bu konuda işte ULAKBİM de bu proje içerisinde yer alıyor. Onları da çalışmalarımız içerisinde dahil, işte yazar ID'mizi Dergi Park'ta kullanmasına yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Verilerin toplanması kısmında da Türkiye'de bunları birileri toplamalı, tek bir yerde merkezde olmalı. Bu konuda da Türkiye Makaleleri Bibliyografisi zaten bu işi yapıyor gibi ortaya çıktı makaleler açısından. Fakat onlar da yaklaşık 1-1,5 sene geriden geliyorlar ve henüz istediğimiz teknolojik altyapıya da sahip değiller. O yüzden öncelikle biz işte Dergi Park projesine önem veriyoruz. İşte yayınların Dergi Park burada bir şey sağlıyor, üniversitelere veya yayıncılara bir yayın altyapısı sağlıyor. Orada da biz bu yazar ID'mizi kullanabilirsek ve onlar da kendi taraflarında her bir yayın için bir yayın ID'si oluşturabilirse bu işte ulusal yayınların takibi için güzel bir ortam oluşturacak ve ileride belki yapılacak olan atıf indeksinin de temellerini oluşturacak diye düşünüyoruz. Tabii bu araştırmacı ID, araştırmacı numarası diye geçirdik bunu. Biz yazar ID kullanıyoruz ama araştırmacı ID numarası yapalım dedik. Bunun da açık erişim sisteminde kullanılmasını istiyoruz. Ve dolayısıyla alınacak metadatalar içerisinde yazarla birlikte yazar ID'sinde alınması, yani araştırmacı numarasında alınması gündeme geldi. Bunun için de DSpace'te bir güncelleme yapılması lazım. DSpace'teki güncellemenin nasıl yapılacağına dair de bir işte açık erişim web sayfamızdaki DSpace menüsünden bu bilgiye erişebiliyoruz. Ne sağlıyor bu? İşte giriyorsunuz, Mustafa Işık diyorsunuz. Mustafa Işık diyorum, bizim bu programımızda yazan arkadaşımız. İnşallah çalışırsa, burada internete bağlamamışsak çalışamayacağız. Evet, güzel. Yazar tanımlayıcı ekleme ekranı burada. İşte bununla ilgili teknik bilgiler veriyor. Araştırmacı ID üzerine geldiğimizde burada ismi ve soy ismi giriyoruz, ara diyoruz. Bu isim ve soy isimde geçen bütün yazarları getiriyor. Onun yanında işte adı, soyadı, ünvanı ve şu andaki kadro yerine erişebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi bir Mustafa Işık aramışız. Burada 2, 4, 6, 8 tane kayda erişmişiz. Bizim aradığımız Mustafa Işık acaba hangisi? Buradan kadro yerine bakarak işte bilgiyi erişebiliyoruz. Tıkladığımızda da bu kişiye ait yazar ID'sine erişilmiş oluyor. Yani eskiye yönelik bilgilerde işte yazarın adını, soyadını, kişinin yazar ID'si yok. Erişebilmek için buradan sorgulama yapılabiliyor. Peki biz bunları yapacağız. Üniversitelerden beklentilerimiz neler?
Şu ana kadar veri girişine başlamış olan üniversitelerimizin geriye dönük olarak bütün yayınlarını dijitalleştirerek standartlara uygun olarak kurumsal akademik arşiv koleksiyonlarını hızla geliştirmeleri. Veri girişine henüz başlamamış olan üniversitelerimizin de bir an evvel veri girişine başlamaları ve kayıtlarını uluslararası standartlara uygun ve harmanlanabilir bir duruma getirmeleri. Açık erişim sistemini kurmamış olan üniversitelerimizin ise bu konuda deneyimli olan üniversitelerimiz veya YÖK Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu ile işbirliği yaparak projeye katılmalarını beklemekteyiz. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Hasan Bey. Şimdi bu oturumdaki son konuşmacım Sönmez Çelik. Sönmez Çelik, DSpace'deki son gelişmeler ve DSpace'i hızlı bir şekilde nasıl kullanabiliriz, nasıl kurabiliriz? Bunlarla ilgili biraz teknik kısmı da var ama yine de herkesin kafasında bir resim oluşması açısından DSpace'le ilgili en azından ana noktaları anlatan bir sunum hazırladı. Şimdi onu bizimle paylaşacak. Buyurun Sönmez Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim izninizle kıymetli meslektaşlar, tekrar merhaba. Salonu çok canlı görüyorum. Teşekkür ederim efendim. Burcu'yu daha canlı gördüm bu arada. Efendim, bu sunumumuzda sizlere kurulumdan kullanıma DSpace başlığıyla hitap edeceğiz. Buradaki amacımız bugüne kadar ne yaptık? DSpace'i nasıl kuruyoruz? Nasıl işletiyoruz? Ne gibi sıkıntılarla karşılaştık? Bunları Doğuş Üniversitesi'ndeki tecrübelerimize dayanarak sizlerden gelen sorulara ve sizler için üretmiş olduğumuz çözüm önerilerine bakarak paylaşmaya gayret edeceğiz. Tabii ki öncelikli olarak sunum planında da yansıda görüyorsunuz. Kurumsal arşivler, üst veri, DSpace, kurulum, kullanım ve nihayetinde Doğuş Üniversitesi'ndeki örneğimizden bahsederek sunumumuzu tamamlayacağız. DSpace bir kurumsal arşivleme sistemi. Yani kurumsal arşivlerimize altyapı sağlayan bir sistem. Kurumsal arşivlerde açık erişime altyapı sağlayan sistemler. Bizler kendi kurumlarımız çatısı altında üretilen, yani üniversitemiz adresli veyahut da kurumumuz adresli yayınları kuracağımız bu DSpace veya benzeri bir sistem içerisinde tamamını derleyip toparlayacağız ve uygun koşullarda, yani uluslararası standartlara uygun, en azından Dublin Core formatında bunları kurumsal arşivlerimize derleyeceğiz. Elbette bunların içerisinden açık erişime uygun olanları da açık erişim yaparak araştırmacılarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Günümüzde pek çok üniversite misyon ve vizyonunu bilimsel bilgi üretiminde mükemmele ulaşabilmek ve üretilen bu bilgilerin ulusal ve uluslararası alanda yeni ürünler ve hizmetler ortaya konulmasında öncülük etmesini sağlayabilmek çerçevesinde oluşturuyor. Dolayısıyla bizler de bu çerçevede üniversitelerimizde üretilen yayınları kurumsal arşivlerimizde derlemek, toparlamak durumdayız. Aslına bakarsanız ki son yıllarda tabii ki ANKOS efendim düşük geliyor. Biraz daha yüksek sesle konuşuruz, sıkıntı yok. Aslına bakarsanız bugün geldiğimiz noktada önemli mesafeler kat ettik. ANKOS Açık Erişim Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde 2005-2006 yıllarında başlayan çalışmaları çerçevesinde çok ciddi mesafeler kat ettik. Dünden beri ki yine tabii ki son bir yıldır özellikle sizlerle yapılan paylaşımlarda bunları yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Önemli mesafeler kat ettik ama önemli olan bir husus var. Biz üniversiteler olarak bırakın ürettiğimiz yayınlara, yayınların tam metinlerine erişebilmeyi, doğru düzgün bir listesine bile
neredeyse sahip değiliz ki değiliz aslına bakarsanız. Bu gerçekten acı bir tablo. Bu acı tablonun bir an önce şekillenmesi, derlenip toparlanması lazım. Bunlar da bizlerin çabalarıyla gerçekleşecektir. Bugün dünya genelindeki kurumsal arşiv sayısına bir göz atacak olursak, 2005 yılında 128 adet olan dünyadaki kurumsal arşiv sayısı, 2014 yılının ki henüz tamamlamadık, bu sayı daha da artacaktır. 2014 yılına geldiğimiz zaman 2700'lü rakamlara ulaştığını görüyoruz. Ve elbette ki bu kurumsal, burada yansıda görmüş olduğunuz rakamlar Open Doğar kayıtlarından derlenerek oluşturulmuş bir grafiktir. Bu rakamlar elbette artacak. Bunun içerisinde bizim de önemli payımız oluşmaya başladı. Geçtiğimiz yılda onlu rakamlarla ifade ettiğimiz rakamlar şu halde 40'lı 50'li rakamlara doğru ilerlemekte. Kurumsal arşivlerimiz muhteviyatına koy, kurumsal arşivlerimizin içeriğine koyacağımız muhtevasında yer alacak yayınlarımız en azından Open Archive Initiative'in desteklediği Dublin Core standartlarına uygun olarak konulmalı. Bu bir zorunluluk. Neden zorunluluk? Şu bakımdan. Çünkü bizim sistemlerimiz birbiriyle konuşabilmeli. Merkezi harmanlama sistemleriyle konuşabilmeli. Ki geçmişte kütüphane otomasyon programlarında bunların defalarca sıkıntısını yaşadık. Çeşitli kurumların çatısı altında farklı yazılımlar üretildi. Bunlar birbiriyle konuşamadı. Veri değişimi gerçekleştiremedik. Ancak kurumsal arşivlerimiz en azından üretmiş oldukları ya da kurumsal arşivlerimiz içerisine koyduğumuz yayınlar en azından Dublin Core formatında yer almalı. Ki biz bunlara üst veri diyoruz. Üst veri nedir? Üst veri bilgi kaynaklarının derlenmesi, kimliklendirilmesi, kullanımı ve yönetim ile ilgili yapılandırılmış bilgiler topluluğudur. Bugün sizlerin, yani DSpace kurmuş olanların sistemleri, DSpace 12 ayrı metadata formatında, yani bir şablon düşünün, planlanmış bir şablon. Bu şablonlara uygun, 12 ayrı şablona uygun veri üretebilmekte. Nedir bu şablonların, yani standartların adı? Bunların adlarını yansıda görüyorsunuz. DSpace'lerimiz bu formatlarda dışarıya veri verebilmekte. Yani diyelim ki YÖK'ün harmanlama sistemi Dublin Core'la çalışıyor. Sisteminiz Dublin Core'la data üretebilecektir. Diyelim ki başka bir harmanlama sistemi Mark şablonunu kullanıyor. Sizin sisteminiz o şablonda, o standartta oraya veri sağlayabilmektir. Önemli olan bizlerin driver rehberini referans alarak kurumsal arşivlerimize kayıtlarımızı girmemiz. Temel Dublin Core alanlarına şöyle kısaca bir göz atacağım. Detayına girmek istemiyorum çünkü driver rehberiyle ilgili sunumu Gülsün Hanım yaparken zaten bunlardan fazlasıyla bahsedecek ki Dublin Core biçimi en çok kullanılan üst veri standartlarından biridir ve 1995 yılında Online Computer Library Center'ın sponsorluğunda gerçekleşen bir çalıştayda belirlenmiş standarttır ve kurumsal arşiv sistemleriyle harmanlama sistemlerinin temelini oluşturan üst veri öğelerini ihtiva etmektedir. DSpace diyoruz. Evet, DSpace çünkü efendim, DSpace şundan dolayı önemsiyoruz. Dünkü yansılarda da gördük. Bir sonraki ya da sonraki yansılarda da göreceğiz. 2714 adet dünya üzerinde var olan, yani daha doğrusu Open Doğar'a kayıtlı olan kurumsal arşivlere baktığımız zaman bunların %45, %46'sının DSpace üzerinden yayın yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla yani bu sistem MIT ve HP işbirliğiyle geliştirilmiş
1700'den fazla üniversite, araştırma merkezi, konsorsiyum, sivil toplum kuruluşu, şirket, hastane, müze gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edilmiş ve kullanılan bir sistem. En önemli noktası çoğunluğun aklıyla oluşturulmuş ve geliştirilmekte olan bir sistem. Bugün bir ticari yazılım düşündüğünüz zaman ticari yazılımlar çok daha uzun aralıklarla güncellenebilirken bu sistemler her an bir kullanıcısından yeni bir öneri gelerek güncellenebilir. Aylıkta güncellenebilir, 3 ayda da bir güncellenebilir veya eklentileriyle sürekli yukarıya doğru tırmandıran, kullanıcının memnuniyetini sağlayan sistemlerdir. Yine DSpace'e kaydetmiş olduğumuz veriler PostgreSQL veya Oracle veri tabanı üzerinde tutulmaktadır. Sistemin Java Server Page User Interface ve XML User Interface olmak üzere iki ayrı kullanım arayüzü mevcut. Yine tabii bahsettiğimiz gibi açık arşivler girişimi üstü protokol ve metadata harvesting'e uyumlu uyumludur diyelim pardon. Sistem hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bu hiyerarşik yapısını A sistem yöneticisi, bölüm yöneticisi, gönderici yani içerik sağlayıcı ve kullanıcı olmak üzere 4 kategoride izleyebiliyoruz. Bununla ilgili ilerleyen slaytlarda sizlere bilgi vereceğim. Ki neden DSpace dediğimizin sorusu cevabını aslında bir önceki slaytta sizlerle paylaşırken ifade etmiş olduk. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim ki DSpace'iniz her türlü dijital içeriğinizi korur, yönetir. Dolayısıyla kurumunuz için faydalı bir sistem. Evet, biraz önce bahsettim. Kabaca yansıda da göstermek istiyorum. Bakın bugün dünyada iki kurumsal arşiv sistemlerinden %42.5'i DSpace kullanıyor. %13.9'u yaklaşık %14'ü ePrince kullanıyor ve geri kalan kısmı da kendi geliştirdiği yazılım olabilir veyahut da farklı işte Opus da ücretsiz bir yazılım. Özellikle Almanlar tarafından tercih ediliyor. Ve dijital kamus bu da ücretsiz bir yazılım. Dolayısıyla bunun gibi çeşitli sistemleri kullanan kurumlar da mevcut. Artık hemen hemen DSpace'leri kurduk. Bu aşamaların hepsini yaşadık. Bunları daha bu slaydı daha önceki sunumlarımda da paylaşmıştım. Ancak şunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Kurulumu yaparken lütfen kurumunuzun büyüklüğünü düşünerek bir seçim yapmalısınız. Yani bir fizibilite çalışması yapmalısınız. Eğer sanal sunucu üzerine kuruyorsanız minimum bellekle başlayıp daha sonra artırabilirsiniz. Ama fiziksel sunucu için bunu büyük olarak düşünmek, kurumunuzun yapısına uygun olarak düşünmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Yine kurulum için çeşitli dokümanlar hazırladık. Ubuntu işletim sistemi üzerine, CentOS işletim sistemi üzerine ve bunları açık erişim sayfamızda yayınladık. Ankos açık erişim sayfamızda yayınladık. Kişisel blog sayfamda sürekli güncelliyorum ve yayınlıyorum. Eminim burada kurulum noktasında belki kurmamış olan kurumlarımız sıkıntı yaşayabilir ama onlar için de her zaman yanlarında ve yöresinde olduğumuzu, gücümüz, kudretimiz yettiğince de destek olacağımızı biliyorsunuz. Ola ki bu Türkçeleştirilmiş dokümanlarda bulamadığınız bir husus olursa yine DSpace'in kendi orijinal dokümantasyona, wiki sayfasına her zaman bakabilmektesiniz. Şimdi şunu paylaşmak istiyorum. DSpace'i kurduğumuz zaman XML arayüzünde şu yansıyla arayüzle karşılaşıyorsunuz. Bu DSpace'in halihazırdaki XML User Interface varsayılan arayüzü. Dilerseniz bu da Mirage 2 arayüzü. Aynı zamanda mobil uyumludur. Mobil uyum için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Bu da DSpace'in yine varsayılan kurulumunda Java Server Page User Interface sayfasıdır.
Dileyen bunu da tercih edebilir. Bu da DSpace'in klasik teması. Ben bunu daha çok beğendim diyen varsa bunu da kullanabilir. Bu da DSpace'in reference teması. Arzu eden sayfayı özelleştirip logosunu ve gerekli bilgilerini düzenleyip bunu da tercih edebilir. Ve son olarak kübrük tema. Aslında çok beğendiğim temalardan birisi. Arzu eden herkes, isteyen kişiler bu temayı tercih edebilir. Bunun ayarlaması çok basit bir tercih. Konfigürasyon dosyasında ben şunu kullanmak istiyorum demeniz yeterli. Ve bu sayfaların tamamını, çünkü açık kaynak kodlu bir yazılımdan bahsediyoruz, dileyen herkes kendi renklerini, kendi özel ayarlarını kurarak kullanabilir. Hatta ve hatta dileyen kişi kendisine, kurumuna uygun arayüzde yazabilir. Ancak bunlar varsayılan arayüzlerdir. Dileyen herkes istediğini kullanma hakkına sahiptir. DSpace'i kullanırken çok fazla detaya girmeyeceğim bu hususta, ancak özellikle paylaşmak istiyorum. DSpace'i kullanmak için DSpace bize farklı araçlar sunuyor işlemlerimizi, hizmetleri yürütebilmemiz için. Nedir? Her şeyden önce arama. Evet, bir depoya koyuyoruz, kaydediyoruz, standarttan bahsediyoruz. Ama bunları koymak kadar, oluşturmak kadar önemli olan bir husus daha var, arama. DSpace'de iki basit ve gelişmiş olmak üzere iki ayrı arama söz konusu. DSpace, Lucene arama motorunu kullanır. Size muhteşem sonuçlar getirir. DSpace'e attığınız dokümanlar varsayılan olarak, eğer OCR'lı dokümansa, yani doğma dijital veya sonradan OCR'dan geçirilmiş, ancak resim olarak demiyorum, OCR'dan geçirilmiş, taranmış bir dokümansa, bunların ilk 10.000 kelimesini varsayılan olarak indeksine dahil eder. Ancak arzu eden kişi bunu azaltabilir. Tamamını indekse dahil et. Ben daha çok içerik sunmak istiyorum. Ben daha çok görünür olmak istiyorum diyebilir. O tamamen kurumun politikasına, tercihine bağlı olarak değişen bir sistem. Yine aramalarımıza, yani basit anahtar kelimeleri yazmak yerine bölüm koleksiyonlar, tarihe göre, yazara göre, başlığa göre, konuya göre gibi listeleme mantığıyla da erişebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ancak bölüm ve koleksiyonlarla ilgili şunu söylemekte fayda var. Bölüm ve koleksiyonlarınızı kendinize göre hiyerarşik yapıya koyabilirsiniz. Bölüm ve koleksiyonların çatısı altına ayırmanız arka plandaki metadata'nın şekillenmesi anlamı değildir. Düzenlemiş olduğunuz bölüm ve koleksiyonlar size şunu sunar. Efendim, psikoloji bölümünde kaç tane makale var? Elektronik haberleşme mühendisliği kaç tane konferans paper'ı yayınlamış, bir tıkta görmek istiyorsanız ona göre şekillendirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yine erişim kontrolü aracımız var. Hesabım, yani sisteme giriş çıkış ve gönderilerimiz diyebileceğimiz araçlarımız mevcut. Bağlam aracımız mevcut. Burada bölüm, alt bölüm, koleksiyonlar oluşturmak için, bunları düzenlemek için, yönetmek için seçeneklerimiz var. Yönetim kısmında öğeler, çekilmiş öğeler, bir öğenin özel yapılması veyahut da bir başka koleksiyonla aynı anda gösterilmesi. Yani şunu kastediyoruz buradan. Diyelim ki elektronik haberleşme mühendisiyle bilgisayar mühendisliğindeki iki hayırlı hoca ortak bir yazı yazmış. Ancak her ikisinin koleksiyonda da gözükmesini istiyorsanız iki ayrı kayıt girmiyorsunuz. Sadece birine giriyorsunuz, diğerine de öğe eşleme yöntemiyle bunu gönderebiliyorsunuz. Yine kayıtlarımız, üst verilerimiz, yani buradaki kayıtlar aracından şunu yapıyoruz. Metadata şemasında bulunmayan üst verileri ekleyebiliyoruz veyahut da düzenleyebiliyoruz. İstatistik araçlarımız mevcut. Yine arzu edersen siz de kendiniz sosyal medya uygulamaları gibi araçlarda ekleyebilmektesiniz. Hiyerarşik yapıdan bahsetmek istiyorum. DSpace'in özelliklerini belirtirken orada başlıklar olarak ifade etmiştim. DSpace'te birinci grup kullanıcı, tersinden başladım özellikle. Birinci grup kullanıcı. Neden kullanıcı? Çünkü biz
bilgiyi araştırmacıya arz etmek istiyoruz. Ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla kimdir kullanıcı? Kullanıcı toplumun bir üyesidir, yani araştırmacıdır. Bizim kurumsal arşiv sistemlerine girmiş olduğumuz verilere erişecek olan kişidir. Bunlar arama, listeleme yöntemiyle erişebilir. Başkanım, sürem sanırım var. Gönderici kimdir? Gönderici içerik sağlayıcıdır. Şimdi biz bir kurum çatısı altında, biz kurumsal arşivlerin yöneticisiyiz. Ancak bir de içerik sağlayıcılarımız var. Kim bunlar? Tabii ki akademisyenlerimiz. Yani akademik çıktıları üreten kişiler bizim içerik sağlayıcılarımızdır. Dolayısıyla içerik sağlayıcılara biz gönderici diyoruz. Onlar üretmiş oldukları akademik çıktıları sisteme gönderen kişiler. Bölüm yöneticisi kim? Bölüm yöneticisi göndericiden biraz daha fazla yetkiye sahip ki bunların yetkisinin tamamını ağız sistem yöneticisi vermektedir. Bölüm yöneticisi ne yapar? Atanmış olduğu bölümlerde, diyelim ki mühendislik fakültesi bölümüne bir yönetici atadınız. O kişi sadece mühendislik fakültesi altındaki o bölümde at oynatabilir. O bölümde yetkileri vardır. Bir diğer bölüme yetki vermediyseniz hareket edemez. Yetkiler o kadarla sınırlıdır. Tamamen ağız sistem yöneticisinin kontrolündedir. Ağız sistem yöneticisi ne yapar? Sistemin kodlamaları dahil her şeyine müdahale etme hakkına sahip olan kişidir. İş akış sürecini şu yansıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani gönderici dokümanlarını, üst verilerini yazar ve tam metnini dosyasına ekler. Dosya ve üst veriler sisteme yansır. Bunlar kurumsal arşiv yöneticileri tarafından kontrolden geçirilir. Yayınlandığı anda da son kullanıcıya ulaşmış olur. Efendim, kısaca size DSpace'e doğuştan ve bahsetmek istiyorum. Zaman çizelgemiz şu şekilde. Geçen günde tartışma listesinde mevzu bahis olmuştu. İsim çok önemli, adres çok önemli. Şimdi e-arşiv et doğuştu. Neden DSpace et doğuş oldu? Efendim, arşiv deyince kurumda yanlış anlaşıldı ilk etapta. Farklı dokümanlarda konulmak istedi. Onun için böyle bir değişikliğe gitmek durumunda kaldık. Dolayısıyla isim tercih ederken uygun isimler tercih etmek önemli. Efendim, 2011 yılında biz kurumsal arşiv kurma niyetine girdik. Bu niyetimizde tabii ki ANKOS Açık Erişim Grubu'nun, o zaman grupta değildim, katıldığımız toplantılarda izliyorduk ve onlardan etkilenerek biz bir kurumsal arşiv sistemi kurmak istedik. Haziran 2011'de konu araştırması, 2011'de yazılım araştırmasına girdik ve ePrints ve benzeri gibi çeşitli yazılımlara denedik ve DSpace'de karar verdik. Ocak 2012'de e-arşiv doğuşu kurduk. Şubat 2012 civarında biz bunu sisteme özelleştirdik, yani kurumuza yönelik düzenlemeler yaptık. Türkçe'ye çevirisini yaptık. Veri girişleri yaptık Mart civarında. Yani öğrenmeye çalışıyorduk, anlamaya çalışıyorduk sistem nasıl işliyor diye. Devamında bu öğrenmelerimiz sırasında biz Nisan ayında edindiğimiz tecrübeleri bir rehber haline getirdik. Haziran 2012'de kurum içi eğitimler yaptık. Fakülte fakülte, bölüm bölüm, gerekiyorsa hocaları dolaşarak açık erişimi anlattık, kurumsal arşivi anlattık. Onlarla paylaşımda bulunduk. Kasım 2012'de Senato değil ama rektör imzasıyla bir politika onayımız gerçekleşti. Onu çok fazla etkisi olmadı işin açık tarafı. Ocak 2013'te OAY'e kaydımızı gerçekleştirdik. Open Archive Initiative'e kaydımızı gerçekleştirdik. Temmuz 2013'te Open Door ve Ruar'a, Ağustos 2013'te Open Air'e kaydımızı gerçekleştirdik. Ancak bir kilometre taşımız oldu Mart 2014'te. Mart 2014'te dünkü misafirimiz Eloy Rodriguez'in yöneticisi olduğu kütüphaneye Erasmus programı çerçevesinde gittik ve onların uygulamasını yerinde görme şansımız oldu. Erasmus programından döndükten sonra Mart, Nisan 2014 civarında DSpace et doğuşu kurduk. Eski sistemimizdeki güncellemelerimizi buraya taşıdık. O ay kaydımızı, Open Door kaydımızı gerçekleştirdik ama
Gecikmeden Haziran 2014'te Handle üyeliğimizi gerçekleştirdik. Bununla ilgili çok net, ayrıntılı bir doküman yazdım. Yine blog sayfamdan erişebiliyorsunuz. Yine önemli bir kilometre taşı, Yükseköğretim Kurulumuzdan gelen çerçeve politika, Yaşar Hocamızın çevresi üzerine gelen örnek üniversite politikası çerçevesinde politikamızı oluşturduk, senatomuzdan geçirdik ve onayımızı gerçekleştirdik. Burada şunu özellikle belirtmek isterim. Daha sonra RoarMap'e kaydettik ama bir sonraki yansıda paylaşsam daha güzel olacak. Neler bekliyoruz? Tabii ki herkes kurumsal arşivinden ne bekliyorsa biz de dspace@doğuş.com'dan bunları bekliyoruz. Görünürlük istiyoruz. Üniversitenin desteklediği çeşitli tanıtım ve araştırmalar sonuçlarına ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Yani bu başlıklar aslında beklentilerimizi kurumsal ve bireysel olarak iki başlık altında sıralayabiliriz. İlkelerimiz tabii ki yine iki başlık altında toplayabiliriz. Kurumsal arşivleme ilkelerimiz, kişisel arşivleme ilkelerimiz var. Bunlar tabii ki kurum çatısı altında üretilen dokümanlar kurumsal olarak. Kişisel arşivleme de yine akademisyenlerin çıktılarının derlenmesi anlamında ifade etmek gerekir. dspace@doğuş.com'da ki iş akış sürecini arşivleme ve arşivleme sonrası olarak iki basamakta ifade edebiliriz. Tabii ki arşivleme üretilen akademik çıktıların sisteme kaydı. Arşivleme sonrası ise sisteminize düşen kayıtların politikanız doğrultusunda, uygulamanız doğrultusunda kurumsal arşiv sorumlusunca veyahut da bölüm sorumlusunca kontrol edilip bunun yayınlanması. Eğer bir telif hakkı durumu varsa dikkat edilmesi, gelen metadata'nın doğru olup olmadığı, arkasına eklenen doküman ya da dokümanların doğru olup olmadığını kontrolünden sonra varsa ambargo koşulları bunları da ekledikten sonra yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Başkanım ne kadar sürem kaldı? 5 dakika. Tamam. Zaten benim de sunumum bitmek üzere. Formlarımız var. Veri giriş formlarını dspace varsayılan olarak size geleneksel formunu sunar. Ancak biz bunları tez, rapor, kitap şeklinde özelleştirdik, Türkçeleştirdik. Yine blog sayfamız üzerinden herkese paylaştık. Dolayısıyla arzu eden herkes bu formları alabilir, kullanabilir. Grup kısmından da birkaç cümle etmek istiyorum. Özellikle bölüm ve koleksiyonlarınızın yetkilendirilmesini grup seçenekleriyle özellikle idare etmelisiniz. Yani burada şunu kastediyoruz. Diyelim ki 10 ayrı koleksiyona bir üyeyi atamak yerine onu bir gruba dahil ederseniz o gruba üye yaptığınız kişi aynı anda 10 koleksiyona birden hitap edebilir. 10 koleksiyonda birden yetkilendirir. Üyeliğini düşürdüğünüz zaman da 10 koleksiyondaki yetkisi tamamen iptal edilmiş olur. Dspace'e kayıt giriş için sırasıyla bölüm koleksiyon sorumlularının öncelikli olarak kaydını yapmanız, bölümlerin ve gerekiyorsa alt bölümlerini açmalısınız. Bunların altında da koleksiyonlarını açtıktan sonra gerekli yetkilendirmesi, düzenlemesini yaptıktan sonra kayıt girişi yapabilirsiniz. Kayıt girişini neye göre yapıyoruz? Tabii ki driver 2.0 rehberi bizim için rehber. Tamamen buna bakarak Driver 2.0 rehberin önerdiği şekilde kayıtlarımız giriyoruz. Sosyal medya uygulaması araçları ekledik. Kurumsal arşiv içeriğimizi beğenenlerin sosyal medya üzerinde paylaşması için. Yine üyeliklerimiz var. Handle System'den bahsettim. OpenDAR, Roar, OpenAir ve burada sadece RoarMap'ten size bahsetmek istiyorum. Ki OpenDAR kurumsal arşivlerimizi listeliyor, yine içeriklerini harmanlıyor. RoarMap'e kayıt olabilmeniz için, nasıl ki OpenAir'e kayıt olabilmeniz için öncelikle OpenDAR'a kayıtlı olmanız gerekir. RoarMap'e kayıtlı olabilmeniz için de bir zorunlu kurumsal arşiv politikanızın olması gerekir. Zorunlu kurumsal arşiv politikanız yoksa RoarMap'e kayıt olmaya çalışmanın bir anlamı yok. OpenAir'e kayıt olabilmeniz için de yine OpenDAR'da kayıtlı olmanız lazım. Çünkü bunlar birbiriyle konuşan sistemler, verilerini oradan çektiği için.
Doğuş Üniversitesi Açık Erişim Yönergemiz yine web sayfamız üzerinden, kurumsal arşiv sistemimiz üzerinden yayınlanıyor. Ne diyor kurumsal bizim Açık Erişim Yönergemiz? Açık Erişim Yönergemiz, Doğuş Üniversitesi çatısı altındaki akademisyenler kayıtlarını girmek zorundadır diyor. Bunlar da yine telif haklarına dikkat edilerek sistem üzerinden yayınlanır. Hazırlamış olduğumuz rehber yine web sayfamız üzerinde mevcut. Arzu eden meslektaşım bu rehberi Open Access Doğuş Etiyar adresinden alarak özelleştirebilir, kullanabilir. Değerlendirme noktasında birkaç cümle söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum Sayın Başkan, müsaadenizle. Kurumsal arşiv sistemiyle ilgili ile çalışmaların değerlenmesi, uluslararası standartlarda kaydının oluşturulması, harmanlama sistemlerince harmanlaması amaçlanmalıdır. Bilimsel iletişimin geniş platformlara taşınması, araştırmaların etkisinin artışına ve dijital mirasın korunmasına duyulan ihtiyaç kurumsal arşivleri zorunlu hale getirmiştir. Bilimsel bilginin özgürleştirilmesi, adil kullanım hakkı sağlanması, görünürlüğün artırılması, bilimsel etkisini yükseltilmesi gibi unsurlar kurumsal arşivleri gerekli kılmaktadır. Akademik kurumlarımızda kurumsal arşivlerin kurulması ve hali hazırdaki harmanlama sistemleriyle Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde çalışmalar devam eden merkezi harmanlama sistemlerinde harmanlaması gerekli ve yararlı bir uygulamadır. Kurumsal arşiv sistemlerimizde bölüm, fakülte, üniversite ve ülkemiz genelinde üretilen çıktılar derlenecek. Bunlara toplu bir arayüzden erişim sağlanabilecektir. Yine çok mu sıktım hocam? Teşekkür ederim, yani bu kadar etkili sundum demek ki. Evet, burada da tartışma listelerimiz var. Bunlar da web sayfalarımızın adresleri var. Onları da sizlere paylaştıktan sonra şu halde o alkışınızı alabilirim Orçun hocam. Efendim, dikkatleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Sönmez'e. Araya çıkmadan önce özellikle harmanlama sistemiyle ilgili sorular olduğu ile ilgili bana bilgiler geldi. Bu konuyu biraz tartışmaya açmakta yarar var. Bir sonraki oturum biraz geç başlatırız. Orada zaten birazcık süremiz olacak. Evet, soruları alabilir miyiz? Buyurun. Bir mikrofon verelim arkadaşlar. Şentürk Uludağ Üniversitesi. Benim 3 tane sorum var. Bir tanesi, bir makalenin birden fazla koleksiyona kaydolması kütüphaneler için de bir problem. Yani birden fazla yazar aynı kurumdaysa ikisi de aynı anda girdiğinde biz bu durumu nasıl tespit edeceğiz? Bir diğer sorun bu araştırmacı numarası. YÖK'ün ID numarasını girdiğimizde DSpace veri tabanına yazarın adı soyadı kaydediliyor mu acaba? Yoksa sadece numara mı kaydediliyor? Son sorum da araştırmacı numarası ileride zorunlu hale mi gelecek? Evet Hasan Bey. Buyurun. Evet. Şimdi bir makalenin birden fazla yerde bulunması, biz bunun çalışmasını yaparken İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde karşılaştık. Aynı veriyi başka bir üniversite girmiş. İkinci bir veri kısmında geldiğimizde İzmir Yüksek Teknoloji bir türlü harmanlayamadık. Epey bir zaman aldı bunun sorunun sebebinin ne olduğunu bulmak. Dolayısıyla herhalde biz bunu bulacağız. Sizi harmanlayamıyoruz diyeceğiz. Şu anki şeyimiz tam bilmiyorum. Çok özür dileyerek bu hususa bir açıklık getirmek isterim. Bu sıkıntı araştırmacı ID'si ile ilgili bir husus değildi. Oradaki harmanlama meselesindeki sıkıntı şundan ibaretti. OpenAir uyum testlerini yaparken arkadaşlarımız Gültekin Bey'in standart bir kaydı vardı. O birden çok kurumda, yaklaşık 10-12 kurumda aynı anda kaydedilmiş ve mevcut handle numarası adresi de kullanıldığı için o sıkıntıyı yaşadık. Yani handle numarası aynı olduğu için. Doğru mu? Şimdi araştırmacı numarası UXIS'te 140 bin kadar akademisyen kayıtlı. 2008 yılından beri bu veriler toplanıyor. Biz bunlara standart bir numara verdik.
Göksiste numarası olmayanlar ne olacak sorusu. Biz bunun için bir ekran hazırlıyoruz. Ama TC kimlik numarasını bilmemiz gerekir ki bir kişiye birden fazla numara vermeyelim. O noktada da kütüphanelerimize bir yetki vermeyi planlıyoruz. Kütüphanelerimize bu veri girişlerini yaparken benim yeni bir yazarım var. İşte bizim ekranımızdan girdiğinde TC kimlik numarasını girince biz ona standart, sabit, unik bir numara vermiş olacağız. Diğer bir soru neydi? Zorunlu mu olacak? Zorunlu olacak diye bir şey yok. Biz şu anda bir ara çözüm üretiyoruz. Aslına bakarsanız bu uluslararası bir numara olması gerekir. Kendi özgeçmiş modülümüzde bir araştırmacı ID veriyoruz ama bir kişinin birden fazla araştırma farklı ID'si olabiliyor. Biz bunları tek bir yani bir erişim listesi oluşturacağız. Yazar ID'nin diğer ID'leri. Dolayısıyla bir arama yaparken bu kişiyi ararken ID üstünden arayacağız ki ulaştığımız verilerin o kişiye ait olduğunu bulalım. Ben birkaç soru sormak istiyorum. Sesim geliyor mu? Evet, alalım sorunuzu Selma Hanım. Teşekkür ediyorum. Bana bir açıdan baktığımda tersinden mi yürüdük gibi geliyor. YÖKSİS'te çünkü yayınlarını listelemek durumunda hocalarımız ve kütüphane danışma kurulunda ben bu konuları gündeme getirdiğimde de yani zamanımız sınırlı, oraya da oraya da her yere veri mi girilecek gibi tepkiler geldi açıkçası. Ve şu anda ben sormak istiyorum ki birlikte işlerliği YÖKSİS'in var mıdır? Ve zaman içinde bizim henüz hocalarımız veri girişi yapmadılar diye yeni zorunlu duruma getiriyoruz. Önce gönüllü düzeyde bir kütüphane danışma kurulu kararıyla çağrı yapmıştık. Sonuç alamadık. Şimdi senatodan zorunlu şekilde çıkacak esaslarımız, politikamız. Ondan sonra harekete geçecekler mi zaman gösterecek. Ama makul olan da zaman hepimiz için en değerli şey. Eğer YÖKSİS'te bu künyeye giriyorlarsa YÖKSİS'teki bibliyografik bilgi Dublin Core alanlarına oturtulabilmeli otomatik olarak ve arşivde sadece yayının dosyasını ekleme durumu olmalı. Böylece zaman kazanmalıyız diye düşünüyorum. Çoğu kurumsal arşivimizde tezleri biz yüklüyoruz. Şu anda 300 tezimiz var. Ve eğer YÖK tez arşivi de bu sisteme entegre edilecekse orada bir hayli duplikasyon olacak. Ben şu an itibariyle bu oturumun sonunda tezleri kurumsal arşivime girmeyi durdurmalı mıyım sorusunu kendime soruyorum ve evet deme eğilimi içindeyim. Diğer arkadaşlarım bu konuda ne düşündüğünü merak ederim. Üçüncü bir husus, ortak yazarlar ve bir takım ben ANKOS listesinde gündeme getirdiğimde ufak çapta bir tartışma oldu ama maalesef bir yere varamadık. Ortak politikaların mikrofona işin, biraz yakın konuşur musunuz? Bazı ortak politikaların bu işin liderliğini yürüten ekip tarafından belirlenmesi gerekiyor. Ben bir de dergi park ve ulusal veri tabanlarımız var. Çok duplikasyona gidiyoruz gibi geliyor bana. Mesela Sayın Hasan Bey'in sunumunda Türkiye bibliyografyalar, makaleler bibliyografyası gündeme geldi ama ulusal veri tabanları gelmedi. Esas akademik makaleler orada ve şu anda Türkiye'de zaten bütün dergiler parasız yayınlandığı için oradan linkleri de var, makaleleri ulaşılabiliyor. Türkiye'de yayınlanmış bir makaleye zaten erişim varken bunun bir de kurumsal arşive konulmasının mantığı var mıdır sorusu gündeme geliyor gibi bir kanı içindeyim. Ben bu oturumun sonunda ben kurumsal arşivime sadece künyesini YÖKSİS'ten aktarabileceğim yabancı dergilerde yayınlanmış açık erişimde olmayan makalelerin post ya da preprintlerini koymalıyım. Ne tezlerle ne yerli makalelerle uğraşmamalıyım diye düşünüyorum. Bana katılır mısınız? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu yola çıktığımızda işte özgeçmiş bilgilerini toplayalım. İşte farklı yerlerde kaynaklar var. Bunlardan bu bilgileri alalım dedik.
Fakat gördük ki o kadar çok farklı özgeçmiş uygulaması var ki bizim bunları bir standarda getirip buradan almamız mümkün değil. O zaman ne yapalım? Terse dönelim. Biz akademik camianın özgeçmiş modülünü tek olarak oluşturalım. İlgili kişiler bu bilgiyi bizden çeksin. Dolayısıyla öncelikle bir de veriyi verinin kaynağından alalım. Hedefimiz buydu. Şimdi üniversitelerde yaptığımız toplantılarda dedik ki biz özgeçmiş modülümüzü tamamlamak üzereyiz. Şu anda bir en son yayın tarafı kaldı. Diğer standartlarla belirlendi. 13 tane veri alıyoruz farklı. Bu verilerin web servislerini de yıl sonuna kadar hazırlayacağız. Dolayısıyla akademisyenimiz özgeçmişine girdiğinde bu bilgileri üniversiteler veya ilgili kurumlar, tabii şeyle yetkileri çerçevesinde erişmesi gereken bilgilere erişerekten erişebilecekler. İşte üniversiteler kendi taraflarında bir özgeçmiş tutsalar bile bu bizim belirlediğimiz standartlarda veriyi çekebilecek şekilde olacak ya da olmalı. Yani onlar ayrıca tutmak istiyorsa ona bir şey diyemem. Ama kendilerine bir kolaylık sağlaması istiyorlarsa bizden bilgiyi çekmeleri daha mantıklı olacaktır. Diğer bir konu ARBIS entegrasyonu. ARBIS'le temas halindeyiz. Onlarla bir protokol yapma aşamasındayız. Akademisyen bilgilerini artık onlar girmeyecek, bizden çekecekler. Böyle bir prensipte anlaşıldı ama henüz bir protokolümüz sonuçlanmış değil. Bilim Sanayi Bakanlığı ile yarın toplantımız var. Santes projelerinde onlar bizden akademisyen bilgilerine erişecek. Biz onlardan bu proje bilgilerini almış olacağız. ARBIS'ten de ARBIS projelerini almış olacağız. Patent endüstriyle temas halindeyiz. Onlar TC kimlik numarasını entegre ettiğinde artık patent bilgileri de bize kaynağından gelmiş olacak. Dergi Park'a diyoruz işte bizim yazar ID'mizi kullanırsanız diye. O da bizim için bir veri kaynağı. Eğer oradan bu bilgileri çekebilirsek yazar ID'siyle çekmemiz gerekiyor. İsimle bir şeyler buluyoruz, evet. Yan yana koyuyoruz. Şu anda da bunu yapıyoruz. İşte Web of Science'da da aynı şey. Yani işte Web of Science'dan çekmiyoruz ama TÜBULAK BİM'den aldığımız bir data var. O datanın üzerinden bilgileri şey yapabiliyoruz. PubMed'den bilgileri çekiyoruz. Akademisyenlerimiz Web of Science'daki bilgilerini BibTeX formatına aktarırsa olduğu gibi anında bilgileri aktarabiliyoruz. Hedefimiz tek merkezde toplayıp bunları yaymak. O açıdan açık erişim de bizim açımızdan bir veri kaynağı. Ve ben bu veri kağıdını ne kadar çok standart haline getirebilsem ve ben ne kadar onlarla standartlar çerçevesinde konuşursam bu her tarafa bir imkan sağlayacak diye düşünüyoruz. Tez için buyurun. Açık mı mikrofon? Mikrofona ses geliyor mu arkadaşlar? Sanırım benim mikrofonum açık hocam. Yani. Teşekkür ederim öncelikle. Ben ULAK BİM müdürüyüm. Veri tabanlarını biz de DSpace'e geçirmeye veya benzeri bir institution repository. Şu anda salon alamıyor hocam. Şimdi konuşur musunuz? Teşekkür ediyorum. Veri tabanlarını ve Dergi Park'ı gündeme getirdiniz. Dergi Park'ta ID konusunda size yardımcı olmaya çalışacağız. Ben ULAK müdürüyüm, yeni başladım bir ay önce. Veri tabanlarını da DSpace veya diğer repozitörler arasında testler yapıyoruz. Önceliğimiz DSpace, ihtiyacımızı karşılarsa. Dergi Park'ta çok eski bir arşiv var. O yüzden Dergi Park'ı DSpace'e veya böyle bir repository'e koymamak olmaz. Ama koyarsak harmanlamada bir sıkıntı olursa nasıl olur? Onu herhalde YÖK'teki arkadaşlarla beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat biz birlikte çalışacağız arkadaşlarla. Teşekkür ediyorum. Evet, birlikte zaten bu konunun üzerine gidilirse belki de bu yazar ID konusu uluslararası bir sistem, şu anda Orkid ID mesela dünyada 700 bine yakın yazar tarafından kullanılan bir numara. Belki ulusal olarak öyle bir şeye geçme durumudur ama bunu ULAK BİM'le de YÖK tarafında da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu büyük bir problem, ülke için büyük bir problem. Buna da bir çözüm buluruz herhalde. Yaşar Hocam, siz bir soru, sizi engelledim. Merhabalar.
O madem buyurun. Pardon, ben değildi, kusura bakmayın. İsmim Ömer Yurdagül, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş denetim birimindeyim ama daha çok bilgi mimarisi üzerine doktorada da çalışıyorum. Şimdi şöyle bir benim açıkçası hani gözlemim, ben bu sabah bu toplantılara katıldım ama evveliyatında bu yani sizin arşivlemede kullandığınız yazınları falan inceleme imkanım olmuştu. Ama genel olarak önceki hanımefendinin söylediği şeylere de hani vurgu yaparak bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz Yüksek Öğrenim Kurulu'nun bir kanunu gücü var. Yani düzenleyici bir gücü var. Bunu öncelikle ben bir ulusal bir stratejinin yani açık erişim konusunda zorunlu bir stratejinin ve bunun kurum yani üniversiteler yani diğer paydaşlar nazarında da açıkçası uygulanıp uygulanmadığının bir hem stratejinin oluşturulması gerekiyor hem de bunun izlenmesi gerekiyor YÖK tarafından diye düşünüyorum. Bir de şöyle söyleyeyim yani bu kurumsal mimari stratejisini de eğer ki siz hani koymazsanız veri bir formatları konusunda işte ne bileyim mükerrer işler konusunda yani aynı konuda birden fazla yatırım konusunda israf yani bu bir israftır nihayetinde. Hani bunlar konusunda çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bu toplantıya da aslında bugün biraz bunun için geldim. Yani bu örnek veriyorum sadece bunu akademik olarak kalırsa mesela ben bir kamu görevlisi olarak ve SGK'da bir iş denetimcisi olarak bizim mesela kurumlarımızın yayın kurulları olan dergiler var kamuda. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu şekilde iki tane dergisi var. Sadece dergi formatında değil farklı formatlarda da mesela ben işte Amerika'nın o Archives.org diye bir sitesi var. Bizim şu anda erişemediğimiz birçok mesela geçmişimize ait Osmanlı'ya ait kaynakları da orada görebiliyoruz. Yine eski yayınlarımızın tarandığı bir yaklaşık 60 bin civarında yayın olduğu bir şey de var. Yani sadece burada hani mevcut nihai ürünlerden ziyade o tarz şeyler de mesela ilk İKA diye bir kısaltılması bir ulus yani bizim eski kitaplarımızın falan olduğu şeyler var. Osmanlıca yazılmış ama Türkçe nihayetinde. Hani biz bugün o alfabeyi okuyamıyoruz ama hani bence bunun açıkçası yani bu toplantının sonuç bildirgesinde yer alır mı bilemiyorum ama kurumsal mimari yani bir merkez strateji ve kurumsal mimari stratejilerinin oluşturulması lazım. Mesela ben şimdi yani üniversitenin sitesine giriyorsunuz birçok şeyler var. Yani paralı olarak yani parası ne bileyim işte ödenerek hani alınan hizmetler var. Bu da parası ödenmeden alınan bir hizmet. Ama mesela ben baktım mesela tamam kendi web sitelerine link atmışlar ama birçoğu çalışmıyor. Hani 64 62 mi bir rakam söylemişti hocamız. Yani bunu bence bu stratejiyle birlikte yürünürse bence doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Ama hocama da katkı anlamında bunu da söyleyeyim, paylaşayım dedim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Anladığım kadarıyla bu uluslararası numaralandırma konusunda epeyce yol kat edilmiş. Gerek Selma Hanım'ın sorusundan gerekse Sayın Ulak Bin Başkanı'nın açıklamasından ve Hasan Bey'in konuşmalarından bunu anlıyorum ama burada sanıyorum ki standartlarla ilgili genel sorun gene gündeme geliyor. O da nedir? İşte birden çok standart olması. Örneğin standartları bibliyografik bilgi amacıyla kullanmak için diyelim ki bir uluslararası standart ad numarası ISNI var ama öte yandan ORCID var, Researcher ID var. İşte ARBIS'teki bilgiler ya da YÖK'teki bilgiler belki de daha çok Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dayanıyor ki onun uluslararası ölçüde tanınırlığı ayrı bir olay. Burada belki de şu konuda biraz daha berraklaşmaya ihtiyaç var. Yani örneğin bunu kütüphane koleksiyonlarındaki yazarların adlarının tanımlanması için kullanacaksak, tabii ki o zaman işte VIAF gibi vesaire bir takım
şeyler işin içerisine giriyor ki örneğin Fransız Binli Kütüphanesi anladığım kadarıyla yaklaşık 1 milyon civarında ISNI numarası zaten oluşturmuş. Aynı zamanda da ISNI ile ORCID arasında da bir protokol imzalanmış. Bunlar geriye dönük yazar adlarının tanımlanması açısından çok önemli. Örneğin bugün işte 100 bin civarında dergi parkta makale var. Eminim bir o kadar da ulusal veri tabanlarında vardır. Ama öte yandan bir de diyelim ki Türkiye bibliografyası ve Türkiye makaleler bibliografyası var. Şimdi biz alıp bu numarayı aynı zamanda yaşayan sistemler içinde kullanmaya kalktığımızda o zaman sıkıntılar bir miktar buradan çıkıyor diye düşünüyorum. Mesela yakın bir zamanda Hacettepe bütün öğretim üyelerine Researcher ID atadı. İsteyin ya da istemeyin ya da önceden Researcher ID'niz var idi ya da yok idi. Önemli değil. Otomatik olarak atandı. Neden? Çünkü üniversiteler bunu kendi araştırma etkilerinin ne kadar olduğunu görmek için de kullanmak istiyor. Dolayısıyla bu aşamada birlikte çalışabilirlik daha da karmaşık hale geliyor. Yani bir yandan arşivlere yönelik, açık erişim sağlamaya yönelik bu numaraların kullanılması var. Öte yandan YÖKSİS, ARBİS ya da tek tek üniversitelerin araştırma değerlendirmeye yönelik politikalar var. Bunları ne kadar birbiriyle barıştırabiliriz sanıyorum ki bu son derece önemli bir konu ve paydaşları da sadece hani açık arşivlerle ilgilenen kuruluşlar ya da YÖK ya da TÜBİTAK değil, aynı zamanda bütün üniversitelerde oluyor. Dolayısıyla ISNI, ISBN, ISSN şeyinden geliyor. Dolayısıyla kitaplarla ilgili bir sürü numara verilmiş durumda ama bu atayacağımız işlevsellikler üzerinde belki bir miktar daha paydaş kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunmak yararlı olur diye düşünüyorum. Aksi takdirde Selma Hanım'ın da söylediği gibi hani ben şu anda ne yapacağım sorusu gündeme geliyor. Kaldı ki numaralandırma ile ilgili sorunlarda sadece biz boğuşmuyoruz. Bütün dünya boğuşuyor. Bu konuda çok uzun konuştum ama siz belki daha fazla bilgi paylaşmak istersiniz diye düşündüm Hasan Bey. Teşekkür ederim. Şimdi bu yazar ID'si bizim için yani temel bir sorundu. Çözelim, nasıl çözelim? Herkese bir tane numara verelim ama dünyada bir tane numara yok. Bir kişinin birden fazla numarası var. Nasıl bir yöntem izleyelim? Ve ben açıkçası olaya ilk önce kendi çerçevemden bakıyorum. Akademisyenlerimin verilerine erişmem lazım. O halde öyle bir yapı kurayım ki benim bir tane ID'm olsun ama bu ID'yi birden fazla ID'ye refer etsin. Yani akademisyenimize soracağız. Ben bunu başka bir kaynaklardan elde edebilirsem elde de yani sisteme de ekleyebileceğim. Numaralarınız nelerdir? İşte benim researcher ID'm bu. İşte ISNI numaram bu. Kültür Bakanlığı ve entegrasyonları sonucunda bu bilgileri topluca alabileceğimiz bir yerler varsa bir şekilde bunları da alacağız ve biz bu eşleştirmeleri yapacağız. Bu eşleştirmelerin yapılması demek artık ben elimde bir ID'm var. İstediğim zaman bu ID'yi istediğim formata çevirebilirim. Dünyada tek bir numara olduysa sorun yok. O numaranın eşi nedir? Ben kendiliğimden bunu kendi sistemlerimde güncelleyebiliyorum. Dolayısıyla bizim sistemimiz şeye hazır. Bir kişinin bir ID'si var bizim açımızdan ama bunun diğer ID'lerini sistemlerimde tutabiliyorum ve bu ID'ler üzerinden de sorgulama yapabiliyorum. Diyelim ki işte sizin researcher ID'niz var, sisteminizde kayıtlı. Bende de bir ID'niz var, araştırmacı ID. Ben şimdi bu araştırmacı ID'den gidip Dergi Park'tan sorgu çekiyorum. Bulduklarımı topluyorum. Aynı zamanda gidiyorum Web of Science'dan eğer anlaşmayı sağlarsak işte researcher ID'nizi alıyorum, getiriyorum ve size gösteriyorum. Diyorum ki bu yayınlar sizindir hocam, onaylıyor musunuz türünde ya da işte sizin olduğunuzu bulduk. Bir kısmını da isimden arıyorum ve getiriyorum. Dolayısıyla biz bunu bütün işte veri kaynaklarından bulabildiğimiz esnek bir yapıyı kurduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Evet. Orada bir el görüyorum.
Merhabalar. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İsmim Ramazan Çelik, Kadir Has Üniversitesi'nden çalışıyorum. Sönmez Bey benim ağabeyimdir, babamın büyük oğludur. Dilediğim zaman dilediğim soruyu sorabiliyorum. Ancak kendi aramızda yeni kuranlar D-Space'i ya da kurmuş ama ne yapacağını bilmeyenler açısından bir sürü birbirimize sorduğumuz sorular var. Aslında salon da biraz boşaldı. Bunları değerlendirmede de sorabilirim. Özellikle Hasan Bey'e soracağım bir soru vardı. Ama Hasan Bey bir kısmını açıkladı. Arkadaş bir kısmını sordu. Özellikle Kids diye bir makalemiz var. Bunun 5 tane yazarı var. İkisi aynı kurumda. Şu an harmanlamada gördüğüm kadarıyla 2 tane çıkıyor. Bu ilk yazarına göre mi taranabilecek? Harmanlama düzgün çalıştığında kime göre çıkacak? Bir o vardı. Gültekin Bey'e bir sorum var. Gültekin Beyler basılı tezleri elektronik olarak mark formatında D-Space'e entegre ettiler. Taranabilir hale getirdiler. Birçok kurum ya da kişiler, sorumlu kişiler bunları artık birbirine sorar hale geldi. Nasıl yapmalıyız? Mark formatında mı atıyoruz? Elimizde PDF'i olmalı mı? Bu konuda bir destek olabilir. Bir de Türkiye'de maalesef bir standart birçok şeyde olmadığı gibi bu tarz şeylerde de yok. Örneğin bir ULAKBİM'e girip toplu kataloğu taradığınızda bir Türkçe kitabı 23 tane kütüphanede 23 tane kayıtlı farklı kayıtlı aynı kitabı bulabiliyorsunuz. Ohio ya da başka yabancı kaynağı bir kitabı aradığınızda yabancı üniversite kütüphanelerinde yine bu tarz şeylerle karşılaşmıyorsunuz ve neredeyse birebir katalog buluyorsunuz. Şimdi ben buradan bakıyorum. Kadir Has Üniversitesi'nde bu işi iki arkadaşımıza şimdilik kayıtlarımızı girelim. Yönetimden henüz geçmedik ama geç kalıyoruz. Biz kayıtlarımızı girelim. Hazır bekleyelim dedik. Yalnız bir haftanın içinde gördüm ki iki arkadaşım da konu başlıklarının bir kısmının yarısı küçük, yarısı büyük harf. Bibliografik künyenin bir kısmı kendine göre, bir arkadaşım kendine göre vermiş, diğeri farklı bir şey uygulamış. Bir haftanın içinde kendimize bir standart oluşturma kararı aldık. Yalnız bunu bizim her kurumun değil de, çünkü harmanlandığı zaman yine aynı Tokat'taki mantıkla standart olmayan sonuçları birbirimize göndermiş olacağız. Birisi işte yazar yayınladı sadece sayfa sayıları, birisi daha farklı bir sonuçlarla bu durumu görecek. Tokat'taki durumu yaşamaktansa burada tek bir format oluşturup tek bir katalog formatı görmek daha mantıklı olmaz mı? Örneğin biz şeyi uygulamaya başladık ama buraya geleceğimiz için de bunu dile getirmek istemiştim zaten. Chicago Manual'ın dünya standartlarındaki formatı, yazar adı, yayın adı, dergi adı, cilt sayı ve sayfaları şeklinde bütün kurumlar tek bir format kullanabilirler. Tek bir standart olabilir. Onun dışında bir makaleyi oluştururken kataloglama kuralları çerçevesinde mi yapacağız? Örneğin Türk makalelerde şöyle bir sorun var. Büyük karakter girmişler, büyük punto. Arkadaşım oradan kopyalı büyük yapıştırmış. Ramazan, istersen bu kısmı şey yapalım. Driver rehberi aşamasında bunlar anlatılacak zaten. Tamam. Yani bu konularda driver zaten rehber alınırsa bu dediklerin hiçbirisi zaten sorun olmayacak. Ama gördüğüm kadarıyla şu ana ona pek uyulmamış. Yani uygulamak farklı bir şey zaten. Ama rehber orada o. Yani değilse mark kaydı aktarma konusu zaten bir sonraki oturumda cevaplanacak bir konu. Yani dediğin konuların hepsi işlenecek bugün. O yüzden de şu anda bir şey aslında cevap vermiyorum. Selma Hanım'a cevap vereyim. Ben işte sadece makalelerimi koyayım. O zaman kurumsal arşiv olmaz. O zaman sizin ürettiğiniz her şey bir arada olmaz. Eksik olur. Amacına uygun olmaz. Ama kurumun tercihidir. Evet, başka hemen bir oradan bir el kalkıyor. O soruyu alacağım. İkinci oturum başkanıyla kavga etmek istemiyorum daha fazla. Yani birazdan başlayacak gibi görünüyor bir kavga. Osman Demir, Niğde Üniversitesi. Ben Sönmez Bey'e ve Hasan Bey'e birer sorum olacak. Öncelikle Hasan Bey'e,
harmanlama konusunda biraz önceki yaptığı sunumda işte akademik arşivini oluşturan ve YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından harmanlanmaya başlanan kurumların listesi vardı. Sol tarafta yeşil renkte. Bir de sağ tarafta bir liste vardı. Yani harmanlanan listenin içerisinde biz kurum olarak işlemleri yaptık ama harmanlandığını ben listede isim olarak göremedim. Şöyle, harmanlamayı biz harmanlanıp harmanlanmadığını nasıl kontrol edebiliyoruz? Bir de bu harmanlanma süresi hangi zaman dilimlerinde oluyor? İşte haftalık, aylık, günlük veya günün belli saatlerinde, işte gece saatlerinde mi oluyor? Yani girdiğimiz bir veriyi o anda veya akademisyen girdiği zaman ya ben verime girdim ama. Bunu da kısaltalım çünkü harmanlama sistemi şu anda beta, orada olup olmamak bir anlam ifade etmiyor şu anda. Yani bu konuya da fazla şey yapmayalım arkadaşlar. Sonra, başka bir şey bir var. Bir de handle'la ilgili Sönmez Bey'e bir sorum olacaktı. Biz handle sürecini başlattık. Daha önceki girmiş olduğumuz kayıtlarda da bir handle numarası otomatik olarak atıyordu ama aktif değildi. Handle alım başladıktan sonra, yani aktif olarak kullanmaya başladıktan sonra o daha önceki girilen kayıtları düzeltme yapmak gerekiyor mu? Veya handle numarası otomatikmen bizim sistemimizdeki en son güncel verilerin hepsini otomatik olarak numara veriyor mu? Teşekkür ederim. Yani iki ayrı arşivde bulundurulabilir, iki ayrı arşivde olabilir. Birinde harmanlayıcı olan sisteme ihraç edersiniz, diğerinde etmeyebilirsiniz. Hocam, kadarıyla D-Space. Aynen. Bunların hepsi var. Netleştireceğiz. Sönmese ben şu handle cevabı. Bir iki cümleyle hemen cevap vereyim. Şimdi handle uygulamamızı aldıktan sonra ki handle kurulum rehberinde bunun detayını verdim. Basit bir komutla daha önceki kayıtlarınıza atanmış olan varsayılan prefiksiniz yani ön numaranızı 5-10 saniye içerisinde değiştirebilmektesiniz. Tamam, teşekkür ederim. Başka? Şey Ahmet Bey hemen sizden alayım. Size de bir son söz vereceğim, kapatacağım. Ben de Selma Hanım'a cevap vermek istiyorum. Bu tezlerimizi biz de girelim mi diye. Aslında Gültekin Bey size cevabı verdi. Arşiv bir kurum ya da kuruluşun yapıp ettikleri işler sonucunda meydana gelen dokümantasyondur. Ve geleceğe bir maksatla da saklanır. Hal böyle olunca eğer siz tezlerinizi girmezseniz sizin arşiviniz eksik olur. Bu daha önce de söyledim. Bundan önceki toplantılarda da söyledim. Bizim tez merkezinde bulunan kayıtlarınızın tamamını isteyen bütün üniversitelerimize biz elektronik formatta veriyoruz. O bakımdan da bir sorunumuz yok. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Sizin sorunuzu alıyorum. Teşekkür ederim Sibel Tabanlıoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM'den. Ben de Selma Hanım'ın sorusuna bir yanıt vermek istiyorum. ULAKBİM, YÖK, Milli Kütüphane ile birlikte yaptığımız toplantılarda da iş gücünü en aza indirgemek ya da bir verinin nereden nereye transfer edilmesi konusunda da açıkçası çok görüştük. Şimdi Dergi Park, ULAKBİM hizmetlerinden bir tanesi, bir diğeri TR-Ediz'in eski adıyla Ulusal Veri Tabanları biliyorsunuz. Kayıtlar tabi buraya Dergi Park ve TR-Ediz'in içeriğinde örtüşen ya da ayrılan dergiler de var. Bunların verileri bir yerde tutuluyor. Bunu biz hani YÖK size özgeçmiş sistemine nasıl aktarırız? Hatta dedik ki hani Milli Kütüphanede makaleler, bibliografyası, bütün veriler bir kısmı da orada var. Hani bunlar bir bütünün parçaları gibi. Minimum hani nerede az iş yapabiliriz? Dolayısıyla hani ortak bir şey bulmaya çalıştık ama dediğim gibi süreçleri her birinin çok farklı. Dergi Park'ta tamam yazardan gelen ilk bilgi var. TR-Ediz'de bir değerlendirme sürecinde oluşan bir data var. Ama Milli Kütüphane'de çok geriden gelen hizmeti ve standart ya da sağlıklı işletilemeyen sistemleri var. Dolayısıyla o konuda hani en uygun yolu bulmaya çalıştık dediğinizde çok haklısınız. Zincir böyle mi dönmeli, ters taraftan mı olmalı? Bir de Yaşar Hocam'a da hemen kısaca son kez ID konusunda da yine YÖK'le yapmış olduğumuz görüşmelerde bir ID verilsin ama merkezde bir kurum tarafından verilsin. Arbis ID ayrı ID kullanıyor, YÖKSİS'te ayrı ID kullanılıyor. Hani org ID mi olmalı, researcher ID mi olmalı, neresi olmalı ama merkezi bir kurumun sadece akademisyen değil, tüm yazarlara bir ID vermesi gerekiyor ki biz de ULAKBİM olarak sistemlerimizde bu ID'yi kullanalım
diğer sistemlerde ortak ulusal bir şeyimiz olsun. Ama tabii birden fazla ID'ye sahip bir dolu yazar ya da araştırmacı olacaktır. Teşekkür ederim. Yani buradan çıkan sonuç zaten eğer bu sorular gündeme geliyorsa demek ki YÖK, TÜBİTAK, üniversite daha fazla işbirliği yapması gerekiyor ve sorunların çözümü için daha organize ve daha koordine hareket etmesi gerekiyor. Yani bu eksikliği aslında herkes farkında ama bir şekilde bir yerden başlamak lazım artık daha da yakın çalışmaya. Evet, şu anda zaten bütün anlatılanlarda bu işbirliğinin daha da iyi gideceğini gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Saat 12'de oturumumuza başlamak üzere. Burada kalanlara saat 12, 15 dakikalık bir arayla kapatıyoruz.